Yaparsa sağlam yapar. Gündem Beşiktaş ekranlarından herkese merhaba. Ben Çağrı Oral. Bu akşam sizlerle yine Beşiktaş'ın değerli isimlerini bir araya getirmeye çalışacağız. Bugünkü konuğumuz Beşiktaş Divan Kurulu üyesi Sayın Hürsel Tekin Oktay. Novyapı'nın katkılarıyla programımız başladı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle hem sizin hem de izleyenlerin, tüm İslam aleminin Regaib Kandili'ni kutlamak isterim. Teşekkür ederim ben de. Hayırlara vesile olsun. Huzur, sağlık, mutluluk getirsin diyorum. Amin. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız. Ayaklarına sağlık. Estağfurullah. Hocam spora devam mı? Önce oradan bir sorayım. Çünkü siz sporcu kişiliğini de tanıyoruz. Evet, evet. Bir yıldır pek yapamıyorum. Küçük bir iki fazla idmandan küçük arızalar oluştu, sakatlıklar. Geçmiş olsun. Herhalde kısa bir zamanda başlayacağım. Bir yıl uzun tabii benim için de. Yani hiç bırakmadım antrenörlükten sonra, devam ettim. Antrenmanlısınız ama yani antrenman tekrar formunuzu yakalarsınız. Yakalarım. Hocam ben aslında zaten size hocam diyorum. Herkes, genelde herkese bir hoca diyor. Evet. Hürsel Hoca diyor. Bu nereden geliyor? Ben biraz sizi aslında ben tanıyorum ama belki tanımayan genç arkadaşlarımız vardır. Öncelikle şunu sorayım. Hürsel Tekin Oktay kimdir? Şimdi hani kendi kendine insanın bir şey söylemesi, bir şeyler demesi kolay değil de hani hoca kısmından geleyim. Hocalık tabii şeyden geliyor. Futboldan geliyor. Özellikle 92 yılında ben antrenörlük diploması aldım. Daha sonra 95'te bir Makabi oyunlarına, Makabi Beta Türk ekibinin teknik direktörü olarak katıldım. Oradan da Beşiktaş'a geldim. 95 yılından sonra aslında Beşiktaş'a gelmeden önce Lazio'ya gitmek üzereydim. Orada bir dönem kalmıştım ve Lazio'nun altyapısında göreve başlayacaktım. Zeman da takımın teknik direktörüydü. Özellikle Zeman çok etkilemişti. Yani o Lazio İtalya'da bütün maçlar 1-0 falan biten İtalya Ligi'nde Zeman gittikten sonra maçlar hep üçlü dörtlü geçmeye başladı. Ve ciddi bir çıkış yapmıştı. Zaten İtalyan futbolu, hani turizmciliğim var İtalya vesaire derken turizmcilikle İtalyan futbolu böyle çok entegre olmuştu bende. Dil var hali İtalyanca. Evet kadar. Yani çok iyi olmasa da yaşayacak kadar var. O dönem tam Lazio'da işim oldu. Roma'ya gidip yerleşecektim. Beşiktaş'tan teklif geldi. Fuat Hoca Beşiktaş'ta görev yapıyordu o zaman, Fuat Yaman. Evet. Benim çocukluk arkadaşım, beraber top oynadık. Çok delikanlığımız geçti, küçüklüğümüz geçti, delikanlığımız geçti. Çok özür dilerim. Fuat Yaman'ın A takımda bir dönem çalıştığı süreçten bahsediyoruz. Tabii. Zaten Fuat Hoca altyapıdaydı. PAF takım hocasıydı. Ben de hani dediğim gibi çocukluğumuz geçti, futbolculuğumuz geçti. Onun dışında daha sonra hiç kopmadık, beraber büyüdük. Tabii Beşiktaş'ta hani arkadaşlığın dışında Beşiktaş da başka bir şey. Çok doğru. O bir aşk yani, düşünebiliyor musun? Yani ufacık yaştan itibaren ikimizin de ortak aşkı, aynı kişiyi seviyoruz, Beşiktaş. O da hiç kopmadı. Daha sonra benim İtalya'ya gideceğimden herhalde birazcık da antrenörlük yönümünde katkı vereceğini düşünerek, bir de dostluğumuzda Beşiktaş'a referans oldu. Altyapıda Davut Şahin vardı. İlker Özbilek vardı. Süleyman abi dönemiydi tabii. Reddedilmesi mümkün bir teklif değildi. Gittim. Davut Hoca da kabul etti beni. Beşiktaş'ta 95 yılında göreve başladım. Bütün yaş gruplarında, yani 8 yaştan PAF takıma kadar hepsinde görev yaptım. Yaklaşık 5 sezon bitti. 6 sezon. En son da Neyo Scala geldi. Onunla kısa bir dönem kamp başlangıcı ve planlamaları yaptık. Bir fotoğrafınızı hatırlıyorum. Scala ile beraber. Evet. Fenerbahçe maçını izliyorduk beraber. Oyunun taktiksel işte sohbetini yapıyorduk. Nasıl oynuyorlar, nasıl gidiyorlar vesaire. Sonra da tabii aslında hocalık Beşiktaş'ta başladı. Yani çünkü yüzlerce futbolcuyla çalışıyorsunuz, binlerce veliyle tanışıyorsunuz. O belki 3000, 5000, 10000 futbolcu seçmesini yaşıyorsunuz. Bizim hazine aylarında seçme olurdu. 3000, 4000, 5000 tane şey gelirdi, çocuk gelirdi. Onların arasından seçmeye başladık. Yani işte en fazla 10 tane falan olur. Düşünebiliyor musun? 5000, 6000'den.
Dolayısıyla Beşiktaş'ta hani o hocalık vasfına eriştik. Daha sonra Dardanel Spor'a gittim. Orada da profesyonel 1,5 yıl yaşadım. Çanakkale Dardanel. Orada da Beşiktaş'ı temsil ederek hocalığımızı biraz genişlettik. Tabii orada şey de var Çağrı, 20 tane takım vardı. Hemen hemen 19 vilayet geziyorduk. Bütün Türkiye'yi gezdik deplasmanlı olduğu için. İşte Beşiktaş'ta da öyleydi. Haft takım hocasıyken işte Van'dan başlıyorsun, Diyarbakır'a, Siirt'e, Kayseri'ye, yani gitmediğin yer kalmıyor. O zaman hocalığın yayılıyor. Orada yetiştirdiğin futbolcular, daha sonra görev yapanlar var vesaire vesaire. Baktığın zaman futbola özgü artık yetiştirdiğimiz hocaların da olduğu, daha artık tekabüt olmaya yakın bir hoca kaldık. Harika. Bir tane videoyu hatırlıyorum. Çanakkale Dardanel Spor'dayken bir galibiyet videosu sizin başındayken. Hakem neler yapmış orada? Ne kartlar verilmemiş, evet, neler neler ve kazanıyorsunuz bu çok. Eksik yani kırmızı kartla öyle, göre 9 kişi miydi? Oyuncu attı bir de oyunda tabii. Şimdi o dönem enteresan bir dönemdi. Aslında o dönem hala izlerini taşıyor Türk futbolunda. Beşiktaş'tan gittiğimde benim Çanakkale'ye 41 yaşındayım. Yani antrenörlük için Anadolu'da görev yapacak ve daha önce profesyonelliğim yok. Bir de Beşiktaş gibi köklü, işte adabı, muaşereti farklı yerde olan, hepsi İstanbul beyefendisi olan yöneticilerle çalışıyorsun. Hocamız da altyapıdaki hoca da, Davut Hoca da bambaşka birisiydi. Dolayısıyla orada o tedrisattan geçtikten sonra Anadolu'da bir kulübe gitmek, gerçi yine ben şanslıydım. Çünkü gittiğim yer Çanakkale Dardanel Spor'da Niyazi Önel'in takımıydı. Yani bir business gözüyle baktığın zaman o da önemli bir figür. Dernek değildi. Yani bir şirketin sahip olduğu bir takımdı. Hemen hemen Türkiye'deki ilk şirketleşmeyi gerçekleştirendim. Orada şanslıydım. Çok düzgün bir iş adamıyla çalıştım. Gerçi ciddi bir ekonomik krize girmişti. O zaman Tansu Çiller krizi, dövizin arttığı. Her zaman fabrika takıma sponsor olurken 6.000-7.000 kişi çalışırken fabrikada istihdam 10-15 kişiye düştü. Çalışmaz duruma geldi. Biz fabrikaya sponsor olmaya başladık Dardanel Spor'da. Tabii çok ciddi mali sıkıntılar çektik. Sahada da o dönem enteresan işler olduğunu fark etmiştim. O bahsettiğin maçta da o enteresan işlerin olduğunu ortaya çıkmayandı. Daha sonra bir hakem şike çetesi kuruldu. Bahisleri manipüle ettikleri ve hakemlerle daha önce ayarladıkları kime kazanacakları ve hem maçı eşine dostuna kazandırıp hem de bahisten para kazandıkları bir düzenek. Ciddi örümcek ağı gibi. Bizim öyle senin bahsettiğin maç Erzurumspor maçı, içerideki maç. Yani o hatta hala YouTube'da var onun. Çanakkale'nin o gün canlı yayındaki spikeri de Ton TV'nin spor müdürüydü. Hakem için neler diyor, neler konuşuyorlar falan. Öyle yaklaşık Çağrı 6 tane 7 tane yani net maç oynadık. Biri Siirt'teydi, yendik. Deplasmanda 3 attık. Biri Sebat'taydı, yenildik. Yenilmemek mümkün değildi. Yani 10 metre falan offside'ı oynatıyorlardı. Bir de bazen hoca kulübede oturuyorsun, önünde görüyorsun. Yani o hani yanılma şansın olmayacak kararlar onlar. Ama çok ciddi maçlar kazandık. Erzurumspor maçı da ondan bir tanesiydi. Literatüre belki de dünyada hani kayıtlı, kayıtsız maçlarımız da vardı. O maç kayıtlıydı. Aleyhimizde şike yapılıp, hakemin maç sonrası tapeleri dökülüp de her şeyi yaptım, işte Erzurum'un da bir şey yokmuş falan diyordu. O Erzurum Galatasaray'ın Lucescu'sunu elemişti kupada. Yani o kadar basit bir Erzurum değildi. İşte bizim futbolcularımız vardı zaten. Yanılmıyorsam Yusuf vardı. 2001 yılı mı oluyor? Evet evet, 2001-2002 sezonu. İyi de takımları vardı. Zaten Galatasaray'ı kupadan elediler. Yani Lucescu'nun Galatasaray'ı elediler. Hakemin her şeyine rağmen işte hakemi de yenen, şikeyi de yenen, bahis çetesini de yenen bir maç olarak tarihe geçti. Hani onları yaşamak da güzeldi. Türk futbolunun nerelere gittiğini, nerelerden döndüğünü, hala nerelerde olduğunu iyi muhakeme edebiliyorsun. O zaman buradan da çağrıda bulunalım değerli izleyicilerimizi. O maçın da linkini arkadaşlarımız bulur. Bu yayının videonun da bir kısmına koyar. Oradan da gelip izleyebilirler. Evet, öyle evet. De bir çağrıda bulunalım. Peki bu yaşanan olaylar mı sizi mesela böyle nasıl diyeyim, soğuttu diyeyim antrenörlükten? Öyle bir etki oldu mu? Yok, antrenörlükten soğutmaz. Zaten ben dediğim gibi 32 yaşında antrenörlük lisansını aldım. Ve daha sonra
35 yaşında Amsterdam'da Maccabi oyunlarında Türk ekibinin, milli formaya giyecek bir ekibin başındaydım. Geldim arkadan Lazio'ya giderken Beşiktaş'a geldim ki bence Beşiktaş'ta iyi kariyer yaptım. Yani bütün yaş gruplarında 5 yıl, 6 yıl altyapıda çalışmak önemli bir şey. Çok önemli, tabii. Yani orada yani bütün antrenörlerin aslında minimum bir 5 yıl altyapıda çalışması lazım. Futbolu orada öğreniyorsunuz. Sonra yarışmaya geçmeniz lazım. Çünkü yarışmaya gittiğiniz takımda hala temel eksiklikleri olan futbolcular var. İşte soldan gelen topa sol ayağını kullanması lazım. Santraforunda, savunma oyuncusunda sağ ayağını kullanmaya çalışanlar. İşte top gelirken gözünü kapatıp kafasını kısanlar. Bunlar temel eksikliktir. Profesyonel takımda bunları görüyorsunuz. Eğer altyapıda çalışmamış olsaydınız ki ben Adana Spor'da döndükten sonra mesela bütün Çanakkale'de oraya gelmiş geçmiş en iyi hoca olarak atledildim. Nitekim Niyazi Önen daha sonra Beşiktaş'ta Gökhan Zan'ın transferini görüştüler Hüsnü Güreli ile yaklaşık bir 2-3 saat. Hüsnü Bey bana sormuştu Servet Çetin'i mi alalım Gökhan Zan'ı mı alalım diye. Ben de Servet'in gelebileceği yere geldiğini ama Gökhan Zan'ın daha farklı çıkışlar yapabileceğini, milli takım arkasından iyi dizayn edilebilirse Premier Lig'e girebileceğini söyledim Hüsnü Bey'e. Ondan sonra Çanakkale'deki hani o referansımızla Niyazi Bey'le randevu istedi. Ben de randevulerini verdim. O randevudan sonra çıktıktan sonra Niyazi Bey dedi ki hocam dedi şimdi ismini vermeyeyim yanlış anlaşılır. Beşiktaş'tan bir iki kişiyi sormuş Hüsnü Bey A takım işte alalım görev verelim diye. Niyazi Bey dedi ki hocam bana bunu sordular. Ben dedi siz bir anlattım dedi 1,5 saat dedi. Bence dedi Gökhan'dan önce size transfer gelir dedi. Dolayısıyla hedefim vardı. Dardanel'de de yani iyi şeyler yaptım ki Dardanel'de şöyle takımı 16 yaş ortalamasına düşürdük. 16-17 yaş ortalamasında biz o krizi atlattık. Ekonomik krizi. O da atlatılabilecek kolay bir şey değildi. Yani o zaman işte Okan Koç şimdi herkesin sevdiği yorumcu Beşiktaş yorumcusu. Okan Koç'u hayatında frikik atmamış, penaltı atmamış ve önde oynatılmamış. Genelde kenarda oynatılmış. Okan'ı ben ön taraflara koydum. Penaltı frikik çalıştırdım. Her şeyde çok iyi yaptı. Yani mesela frikik taş çizgisinin oradan kaleye vuracaksın diyordum. Kaleye vurup gol atıyordu. Yani o hamle atardı ya. Çünkü Okan'ın farklı yetenekleri vardı. Dolayısıyla Okan Koç'u sattık. Takımın ekonomik para krizden çıkarttık. Arkadan Tolga Seyhan vardı. Kadro dışıydı. Bu Beşiktaş için de aslında belki daha sonra gireceğiz ama iyi örnekti. Mesela Tolga Seyhan'ı Niyazi Bey'in şöyle bir çalışması vardı. Futbolcularla 5 yıllık sözleşme yapardı. 3'e düştüğü zaman bir daha uzatırdı. Bu sefer bazı futbolcular da o tekrar 3'ten 5'e gitmeyi yani biz burada mı emekli olacağız psikolojisine göre çocuklar da genç imzalamazdı ve kriz çıkardı. İmzalamayan Niyazi Bey kadro dışı bırakırdı. Kepez diye bir böyle kuraklık olan bir saha vardı Kepez'de. Kepez'e gönderirlerdi. Evet. Ben de Tolga da gittiğimde böyle hadiselerin içindeydi. Yardımcı hocama da Nejat Beydiş'le çalışmıştı. Nevzat Kulusoğlu bir İngiliz Karşıyaka'ya teknik direktör gelmişti. Onunla da çalışmış. Çok değerli bir hocamdı ekibimde. Ona dedim ki ya hocam git bunu al oradan. Bu işte bütün gün Kepez'e gidiyor. Arabayla kahvelerde, işte kafelerde dolaşıyor. Kilo da almış. 10 kilo, 15 kilo. Bu kadro dışı hikayesini bıraksın ben onu sattırırım dedim. Önemli değil. İmzalasın 5 yılı. Nitekim imzaladı. Biz ona 10 kilo ver dedik. 6 ay sonra Süper Lig Malatya'ya gitti. Malatya'dan da Galatasaray'a geldi. Hamilliği yaptı. Oradan da Trabzonspor falan yaptı. Shakhtar'a gitti. 8 milyon euro da para kazandı Türkiye. Hayatın okumuş olsun. Tabii şimdi onun gibi bizde çok örnek vardı. Mesela bir tane Sinan Ertan vardı. Okan Koç yarın öbür gün dinlerse onun da sevdiği bir figürdü. Ona selam gönderelim. Çok iyi bir futbolcuydu. O da ekonomik sıkıntılardan ötürü onu da ilk yılın sonunda kadro dışı bıraktılar. Bir oyuncuyla daha. O zamanın menajeri Nait Güzel dedim ki Nait bunları bırakmayın. Çocuklar orada para etmeyecek. Verin bana Kızılcahamam'a götürelim. Ben hazırlık maçlarında onları oynatırım. Satarız bir yere. Nitekim hani bazen yazıyoruz, çiziyoruz ya insanlar kötü niyet sanıyor. Beşiktaş'tan bedava giden, kadro dışı bırakılan oyunculara çok tepkiliyim. Çünkü yaşadık yani bizim takip işimiz. Takip ediyor hocam sizi. Sinan Ertan'ın kadro dışı kalan oyuncuyu aldım.
Kızılcahamam kampına götürdüm. Ve kampta da Samsun Spor o zaman Süper Lig'de. Ertuğrul kaptanları, Celil var işte o meşhur Trabzon. Serkan vardır. Tabii şey Multescu'nun takımı o. Evet Süper Lig'deydi. Sinan'a dedim bak biliyorsun oradan Kepez'deydin. Çok da iyi futbolcusun. Süper Lig'de oynaması gereken bir futbolcu. Gençler Birliği'nden falan almıştı onu. Bayağı iyi futbolcu yani. Hocam anlıyorum falan dedi. Çıktık biz hazırlık maçında. Kampta hazırladım. Bir hafta 10 günlük kampın başlangıcından sonra hazırlık maçları başlıyor. Samsun Spor'u biz o gün 3-2 yendik. Sinan Sağan'ın futbolcusu oldu. Az önce kuliste yakın bir dostumuz, hani ismini versem sakıncası olur mu bilmiyorum ama konuşuyorduk Sabri Morava ile. O Samsun Spor'un Süleyman Urma menajeriydi. Multescu'da Sinan'ı bir daha oynatmamı istediler. Ben de Sinan'ın hakikaten sakatlığı da vardı. Şu anda Beşiktaş'ta hamstring sakatlıkları yaşanıyor. Arka baldırın orası. Orası sıkıntılı bir adeledir. Yani birazcık yer ettiği zaman yüklenmemesi gerekir futbolcunun. Özel idman yaptırılması gerekir. Sinan'ı da o mazeretiyle hakikaten çekiyordu bacağı. Bir daha oynatmadım. 3-4 gün peşimde dolaştı. Süleyman Urma ile Multescu. Hocam oynat, bir kere oynatarak almayalım dediler. Çok beğendiler. Yani o gün duman etti. Samsun Spor'u tek başına yendim. Hatta o gün kampta Fuat Hoca da Rize Spor'un teknik direktörüydü. Fuat Yaman. Benden sonra işte ben Dardanel'e gittim. O Rize Spor'a gitti. Toşak'la da çalıştı Fuat Hoca biliyorsun. Yardımcısıydı. Evet. Rasim Hoca ile çalıştı yardımcısıydı. Fuat Hoca da o gün maçı seyretmiş. Hocam dedi geldi bizim maçtan sonra. Bugün dedi Sinan'a transfer teklif eder bunlar dedi. Nitekim kadro dışı kalan o Sinan'ı biz Samsun Spor'a sattık. O zamanın parası 300-400 bin dolar para aldık. Yani ikinci lig takımıyız. Alt lig yani şimdiki TFF1 Süper Lig takımına. Yani bu kadro dışı kalan vesaire hani belki daha sonra konuşuruz ya. Konuda geleceğim. Oralarda hocam. Maddi olarak ve performans olarak mesela çalıştığım futbolcuların neredeyse hepsi Süper Lig yaptı. 18-19 tanesi. Amirliği yapanlar ve Hasan Kabri'yi de ihracat yaptık biz orada. Yani Tolga Seyhan'la Hasan Kabri yurt dışına satılmış oyuncular. Ve para geliyor. Hem Çanakkale'ye hem kendi kulüplerine hem Türkiye'ye hani döviz açığı gidiyor. Şimdi yabancıları alıyorlar 3 milyon, 5 milyon, 6 milyon euro bedava gönderiyorlar. Biz yani Nihat Kahveci de dahil olmak üzere Beşiktaş'ta. Hasan Kabri de, Tolga Seyhan da. Bu çocukları yani çamurun içinden alıp biz ihracat yaptık, sattık. Yani sıfır maliyeti olanlarla Türkiye'ye o günün paralarıyla mesela 15-20 milyon dolar döviz kazandırdık. Şimdi düşünün 5 milyon 6 milyon euro bonservis parası veriyorlar bedava bırakıyorlar. İnanılmaz bir şey. Sonra biz dolara 30'la çarpıyoruz. Hani bazen yazıyoruz çiziyoruz ya yani bu artık hani Türkiye'nin sorunu. Hani bu sadece Beşiktaş'ın değil Türkiye'nin sorunu. Futbolcu üretimindeki hem ekonomik hem emek olarak cari açık çok büyük. Tüm takımlar batmış. İşte çiftçi kredisini Ziraat Bankası'ndan almıyor ama kulüpler alıyor. Ve sonsuz kredibilitesi var kulüplerin. Para nerede? Bir kısmı yabancılarda, bir kısmı Türkiye'deki hak etmeyen bir mutluluk, küçük bir mutluluk var saadet zinciri orada. Dolayısıyla senin ilk sorduğun yere döneyim. Çanakkale'den sonra da göreve devam edecektim. Aslında hedefim yurt dışında görev yapmaktı. Çünkü çok erken hani 40'lı yaşlar antrenörlük için çok erken. Fakat bu şike çetesinin olduğu zaman o zaman yine Fuat Hoca ile bir aramızda diyalog geçti. Dedim ki hocam bunlar patladı tabii. Burada dedim 2 yıl falan bırakmak lazım bu işi. O da dedi ki hocam niye 2 yıl? 2004'te dedim UEFA'nın FFP kriterleri gelecek. İnsanlar üretmeye başlayan insanlar daha kıymetli olacak. Dedi ki sen turizm de biliyorsun işte ben ne yapacağım? Bilgisayar öğreneceğiz, lisan öğreneceğiz. Hani kendimizi boş dururken geliştirmemiz lazım. Fuat Hoca çalışmaya başladı dediği gibi. Onun bildiği şey futbol. Hani ben turizm de biliyorum biraz hani turizmcilik. Futbolla turizmi ben beraber başladım. 92'de İtalya'ya gittim, rehberlik yaptım. İtalyanca öğreneyim, futbolda kullanırım diye. 92'de diplomayı aldıktan sonra turizme başladım ben. İtalyanca öğrenmek için. Dolayısıyla... Bir şey sormak istiyorum. Unutmayayım diye not aldım da ama. Küba ile olan bu yakınlığınız nereden geliyor ilişkiniz? O turizmden geliyor. Yani tabii bir de şey var. Yani turizmden geliyor ama dünya görüşümüz de yani Küba farklı bir olay.
Yani dünyadaki birçok vatandaşımızın hayalidir diyebilirim Küba'ya seyahat etmek diye düşünüyorum. Şimdi tabii insanların oradaki yaşam kalitesi hani biraz yoksulluk gibi görüyor bizim ülkeler oraya gidenler. Ya evleri işte kırılıyor, dökülüyor falan. Adam 87-88 yaşına kadar yaşıyor. Rom içiyor, dans ediyor, pro içiyor. Devlet zaten temel gıda maddelerini bedava veriyor. Kiralarında da bir problem yok. Galiba yani, kanserle alakalı birçok şifa bulunan yaştığın ham maddesi galiba Küba'dan geliyor. Akciğer kanserinin aşısını bunlar 15 yıl önce falan buldular. Dünya Sağlık Örgütü'yle bu tabii biraz Amerikalıların biraz sermayenin de etkisi var. Tescil etmediler, kabul etmediler. 10 yıl falan uğraştırdılar. Daha sonra onun Dünya Sağlık Örgütü kabul etti. O da mavi akrep var orada Küba'da. O mavi akrep zehirini alıyorlar. Oradaki özel proteini ayrıştırıyorlar. O protein erken tespitlerde akciğer kanserinde o akrebin zehrindeki proteinle yaptıkları tedavi iğneler, aşılar çok olumlu netice veriyor. Onu da 10-15 yıl sonra kabul ettiler. Mesela şeyde de Sedef'te nörolojik hastalıklarda falan da çok iyiler. Bir de çare bunlara 20-30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır ambargo uygulanıyor. Yani orada bazı tıbbi cihazlar var. Almışlar adamlar vakti zamanında. Belçika'dan almışlar, örnek veriyorum. Bir ameliyathanede kullanacak tıp cihazları. Yedek parçası yok. Onu ithal edemiyor adam. Şimdi orada 40 yıldır savaş karşıtı olan, dünyaya asker değil doktor gönderen, Fidel'in deyimiyle bir ülke, düşünebiliyor musun? Ambargo ile karşı karşıya hala 40 yıldır 50 yıl. Bu mesela insanlık açısından çok kötü dünya için. Yani Küba ile hani en saysak... En son zaman gittiniz Küba'ya. Şimdi biz zaten Fahri Konsolosuyuz onun. Büyükelçilerle de Ankara'dakilerle zaman zaman çok iyi ilişkilerimiz oldu. Ama tabii benim turizmin dışında dünya görüşüm, yani insani değerler daha... Dövmenizden de belli. Devlet, tabii devletin olduğu, insanların yaşamda eğitim, işte sağlık ve benzeri hizmetlerde kaygı duymayacağı, sosyal bir devletin olduğu... bir yer yani hayal ediyoruz hepimiz, yani bir tek ben değildir, sen de, bütün arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz. Sermaye tabii ki onu hayal etmiyor, çünkü sermaye için güzel bir yerde parayı aldıktan sonra insanlar çalışıyor, onlar oturuyor, yani onlar için güzel, ama neticede dünyada da az bir kısım var ki mutlu azınlık var. Yani Afrika'ya baktığın zaman, işte Orta Asya'ya baktığın zaman mutlu azınlıklardan bahsediyoruz değil mi hocam? Bunlar mutsuz. Mutlu azınlıklar çok az. Yani Amerika'da belli bir sermaye, işte İngiltere'deki veya işte Avrupa'daki belli sermayeyi aldığın zaman dünya nüfusunun işte %2'sidir, %3'üdür o mutlu azınlık. %97'si mutsuz. Hani %50'si zaten Afrika'dakiler açlıkla uğraşıyor. Yani dolayısıyla Küba'nın hani hikayesi çok olur da ama daha da önemlisi, hani dövmeyle de geçenlerde bir gazeteci olan bir arkadaş demiş ki, ben bir şey RT yaptım Twitter'da. RT yaptığınız şeyler bazen haberin yayılması lazım. Tabii. Ama haberi tasvip etmeniz anlamına gelmiyor bu. Bir siyasi lidere saldırı olmuş. Şimdi o siyasi lideri başbakan yapacaklar mesela diyelim ki. Kendi şehrinde adamın belirli söylemi üzerine orada bir siyasi linç ve algı çalışıyor. Şimdi iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Yani neresinden bakacaksınız? Ama önemli bir şey. Yani günümüzde algının bu kadar ucuz olduğu ve kendi vilayetinde milletvekili seçilip de başbakanlığa aday olan birisinin protestoları ve sadece siyasi söylemlerden ötürü. Siyasi söylemi kimine göre demokratik olabilir, kimine göre yetersiz olabilir, kimine göre antidemokratik olabilir. Ama fotoğraf kötü. Yani kendi vilayetinde başbakanlığa oynayan ve milletvekili seçilmiş birisinin kendi seçmeninin protesto etmesi bir haber niteliği taşıyor. Ve her taraftan incelenmesi gerekir bana göre. Şimdi mesela onu atmışım. Arkadaş demiş ki, kolumda demiş ÇÖDM'si var demiş. İşte bunu yapıyorsun. Ya onu benim paylaşmam, dünya görüşümle o bir değil ki. Aynı zamanda mesela hani lafı gelmişken, yani ÇÖ bir kere evrensel bir figür, siyasi bir figür değil. Yani Türkiye'de bazı siyasi kesimler bunu kullanabilir ama realite şu. ÇÖ 4 tane 5 tane çocuk sahibi, doktor. Çocuklarını ve eşini, herkesi Arjantin'de bırakıyor. İdealleri uğruna önce Küba'ya gidiyor.
Daha sonra Afrika'ya gidiyor, savaşıyor. Yani bu seviliyorsunuz normalde telefondan çalması. Ya şey yapabilirsiniz, sorun yok hocam. Yok, yok, estağfurullah, estağfurullah. Bu şey bir sonra konuşamıyorum, atayım da. Bu şey yayınınızı izleyin lütfen. Sadece siyasi bir şey değil bu çağrı. Yani Çiğ'in figürü evrensel bir figür. Tabii ki de. Atatürk de siyasi bir figür. Atatürk de evrensel bir değer. Bak Fidel için aynı şeyi söyleyemem. Fidel siyasi bir figür. Ama Che Guevara'sa siyasi bir figürü yok. Aynı Atatürk'ü. Bunlar bütün insani vasıflarıyla, karizmasıyla, medeniyetiyle, devlet adamlığıyla, idealleriyle, ki idealler daha önemli burada, tartışılmayacak figürler bunlar. Yani bütün evrensel değerleri siyasi tarafa da çekmemek lazım. Hani dövme falan dedin de. Dolayısıyla yani Küba'nın sonu yok. Konuş. Birçok kriter var. Benim de arasında ben iki defa Kolombiya'ya gittim. İlerleyen zamanlarda Küba'ya da bir uğramak istiyorum. Milli piyango sana çıkmadı değil mi? Yok. Keşke. Almayı unuttum. Keşke. O da enteresan. Kolombiya'daymış. Sonra, ve tam biletmiş. Evet. Neyse hocam. Ne diyelim. Siz belki bilmezsiniz. Ben buyurun. Çok özür dilerim. Sorduğum şeyin tam ucunu bağlayayım. Tabii ki. Benim antrenörlüğe devam etmememe sebep, 2 yıl ara vermiştim. Daha sonra Fulya davası oldu. Lafı niye ağzına aldınız hocam şu an? Hayır, kritik nokta belki de. Yani 2005'te ben Bir Gün gazetesinde yazılar yazıyordum. İşte futbolla alakalı, sporla, işte sahada gördüğümüz sağ dışı işlerle. Sağ içini fazla yazmıyorum çünkü konunun aslında Türkiye'de her zaman tartışılması gereken yer saha dışı. Saha içi bir şey değil. Yani orası basit bir yer. Saha dışındaki problemler daha büyük. Çünkü saha dışı saha içini etkiliyor. Tabii canım. Saha içini saha dışı yönetiyor. Saha içi yönetmiyor ki. Benim hayatımda belki bilmezsiniz ilk defa bir kere yani ilk mahkemeye gittiğimde Çağlar Adliyesi'ydi. Fulya davasıydı. Dedim ne oluyor? Ben gideyim bakayım. Ben bilmem. Yani hiç daha önce gitmedim bir mahkemeye. Neyse baktım işte neresi şu bu, siz tek başınıza orada bir şeyler diyorsunuz. Baktım bir hem saygı duydum, biraz üzüldüm ya, adam bu tek başına ne yapıyor dedim yani burada. Biraz ilgilenmeye başladım. Benim sizinle tanışmam o gündür. Evet. Yıllar önce bir Fulya davasında ilk daha bir adliyeye gitmem de o gündür. Teknik direktör Hürsel Tekin Oktay'dan bir anda nasıl oluyor divan kurulu üyesisin aynı zamanda. O süreç nasıl oluyor? Aslında onu söylüyordunuz. Yani bir teknik adam bir anda Beşiktaş'la alakalı işte bir divan kurulu, bir genel kurulu üyesi, bir divan kurulu üyesi bir dava açıyor. Fulya davasıyla alakalı, Fulya'daki inşaatla alakalı. Bu süreci anlatabilir misiniz bizlere, izleyenlerimize? 2005 yılında dediğim gibi bu ihale, Fulya'nın ihalesi verildiği zaman Beşiktaşlıyım. Orada emeklerimiz var Fulya'da. Yani o çamurların içinde bir sürü futbolcu yetiştirdik. Yetiştiremediklerimiz Beşiktaş'ta o seviyeye gelemeyen başka liglerde oynadı. Bazı sakatlandı bıraktı ama iyi insan olmayı öğretmeye çalıştık. Tahsilini bırakmamasına, çünkü futbolla tahsil hep bir aradaydı. Yani orada çok emeğimiz geçti. Çocukların da çok emeği geçti. Dolayısıyla tabii oranın amacına uygun bir fotoğrafının çıkmamaya dönüştüğü zaman ilgilenmeye, yazmaya başladım bir günde. Radyo Spor'da da o zaman Barış Ertül, işte Bülent Yüksel bir ekip vardı. Onlarla program yapıyoruz Barış Ertül'le. Fulya'yı konuşmaya başladık. Bir gün 2007'nin Kasım'ıydı, Aralık'ıydı. Bir haberci gönderdiler bana, tanıdığım bir haberci. Benim ofiste 7-8 yıldır görüşmüyordum, 10 yıldır. Abi dedi, bu Fulya'yı konuşma dedi. Bugüne kadar da hiç Beşiktaş Kongresi'ne gitmedim. Yani kongre üyesiyim. Süleyman abinin imzasıyla Sıra Selviler'de ben gittim. O bir eski kulüp binasına, kimse bilmez oraları. Süleyman abi ufacık bir odada, dosyalar böyle yığılmış. Buradan falan konuşuyor. Rahmetli Şevket abi, Şevket Yorulmaz. Şey, o da kulüp müdürüydü. Orada üye oldum. Daha sonra yıllarca... Çok affedersiniz. Herhalde 80'li yıllardır. Yani birinci sandığa falan gelmişimdir. En eski hemen işte herhalde 85'lerin sonuna doğrudur. 80'li yılların sonuna doğrudur. Şimdi hiç kongreye gitmemiştim Çağrı. Bana 2007'nin o Kasım aralığındaki gelen arkadaşım, hani beni de tanıyor.
ona işte laf göndermişler falan, işte bir şekilde gözdağı verecekler. Abi dedi şu Fulya'yı dedi konuşmasan 2-3 ay dedi radyoda dedi. Niye dedim konuşmayacağım? Dedi mali kongreye kadar atlatmak istiyorlar orayı dedi. Dedim ne olacak konuş? Abi dedi konuşma, bunlar dedi kötü adam, bunlar gelirler onu yaparlar bunu yaparlar dedi. Ben mali kongreye gittim. Çıktım, ibra etmedim. İlk gittiğim 2008 Mart'ın kongresidir. Yani tehdit ettikleri için gittim ben oraya. Yıldırım Bey Başkan. Onun yapıp yapmadığını bilmiyorum. Yok, Yıldırım Demirören Başkan tabii. Yani çünkü Fulya çok geniş bir saç ayağı var Fulya'da. Yani başkan, ikinci başkan orada görev yapıyor ama oranın rantı çok böyle herhalde tahmin ediyorum 50 kişinin üstündedir oradaki rant. Dolayısıyla kimin ne amaçla o figürü yaratmaya çalıştığını bilmiyorum. Neyse ben 2008 Mart'ında gittim, ibra etmedim. Sonra o gün Murat Gücü Geçkil arkadaşım vardı, Süleyman abinin de yeğeni o Abaza. Aynı köyden, aynı aşiretten. Benim de çocukluk arkadaşım, beraber top oynadık, beraber büyüdük. Onunla çıktık kongreden, Süleyman abiye gittik. Dedim ki Süleyman abi dedim, ben dedim bunları mahkemeye vereceğim Fulya'da. O da coştu, heyecanlandı vesaire. Anlatmışımdır onu, beni takip edenler bilir. Ver dedi Ürsel, elinde belge varsan dedi. Bak dedi bunlar Şanöktem'in de ismini değiştireceklermiş dedi. Ona da öfkelendi. O belgeyle de davayı açtım. Ondan sonra ne oldu bak ben sana söyleyeyim. Şimdi Metin Korkmaz var. O zaman menajer. O zamanlar... Şu an Adana Demirspor. Adana Demirspor. O zaman beni de Bayram Tutumlu vasıtasıyla tanıyorlar. O da menajer değil mi? O da menajer. Bayram beni bak Beşiktaş'ta PAF takımdayken Bayram Tutumlu beni Barcelona'ya Van Gaal'in yanına göndermek istedi asistan olarak. Ben Lippe ile çalışmak istiyordum. Gittim, bir Rıza diye bir kardeşimiz var. O da Bayram'ın ortağıydı. Turizmcidir. Oradan tanıyorum Rıza'yı. Çok düzgün bir arkadaşımdır. Rıza'ya dedim ki yani sizin ilişkileriniz var kulüplerle. Beni dedim İtalya'ya Juventus'un başında Marcello Lippi. Gideyim dedim, ben kendi bütün masraflarımı, turizmciyim, otelimi alırım bilmem ne. Ben yaklaşık 2-3 ay orada kalayım sezon bitince. Lippi ile bir staj yapayım dedim. Ondan sonra Bayram'la tanıştı. Bayram da dedi ki onun o zaman İspanya'da müthiş bir gücü var Bayram Tutumlu'nun. Cruyff'le de arkadaş, Johan Cruyff'le. Hatta hani şehir efsanesini bilmiyorum ama o kendi ağızlarında da hani işittiğim bir şey. Johan Cruyff'un yanılmıyorsam kızıyla falan yakın arkadaşmış Bayram. Yakışıklıydı da hala, gerçi geçenlerde resimlerini gördüm. Napoli'li İspanyollar gibi, Katalanlar gibi. Bütün Hollandalı futbolcuları da o bağlıyordu. Yani Cruyff'le olan yakınlığından. Van Gaal'i de %90 oy getirdi. O sırada işte sen dedi İtalya'da ne yapıyorsun? İtalyanca biliyorum dedim. Yok dedi boş ver dedi, ben seni Van Gaal'in yanına göndereyim dedi. Seni dedi Kuman Havalimanı'nda alacak dedi. O olacak, bu olacak. Rüya gibi bir şeyden bahsettin mi? Yok, kabul etmedim. Yani bazı nedenlerden ötürü kabul etmedim. Yani şimdi olsa yani %100 giderim. %100 giderim. Yani memleketin geldiği durumda da yani rekabet de, yani yapmak istediğin işi de yapamıyorsun. Dolayısıyla onun için giderim diyorum yani. Belki gitseydim mesela, şöyle de bir tarih var. Bobby Robson'un tercümanıydı Jose Mourinho. Ben gitmiş olsaydım Van Gaal'le kulübe de ben oturacaktım. Jose Mourinho tercümanlığa devam edecekti. Yani bak hakikaten böyle enteresan bir şey. Olabilir mi? Tabii tabii. Yani o zaman Jose Mourinho'nun hiçbir esprisi yok. Bayram İspanya menşeli. Dolayısıyla yani Barcelona'nın da göbeğindeki, kulübün göbeğindeki birisi. O böyle bir şey. Tabii. Dolayısıyla oradan bir namım erişmiş. Beni de Dardanel Spor'da takip etmişler. Yine aynı Bayram Tutumlu Dardanel'den döndükten sonra geldi. Antalya Kepez'i alayım dedi. Ben sana Almanya'dan da futbolcu getireceğim. Süper Lig'e çıkarsan da seninle devam edeceğim. Real Madrid'den bile futbolcu getireceğim dedi. Takım sana bırakacağım dedi. O sıra Kepez'i alamadı. O periyotta hani nam salıyor yani menajerler arasında. Daha sonra birkaç yıl sonra o Fulya davasını bağlayacağım şimdi. O dönem antrenörlük yapmıyorum. Metin Korkmaz Antep'teydi. Walter Zeykner geldi Antep'e. Metin Korkmaz Rıza'la tanıştıkları, ona soruyor falan. Benim telefonumu alıyor, beni arıyor. O zaman teklif geldi. O zaman da Walter Zeykner ile hani ben hayatım boyunca teknik, yani birinci adamlık yaptım. Beşiktaş kulübünde de bizim teknik direktörümüz Davut Hoca'ydı ama grubun hocası bizdik.
ne takıma karışırdı, ne soyunma odasına karışırdı. Temel prensiplerimiz de işte iyi insan olmak, işte derslerini geçmesi, çocukların idman saatleri, yani bizi yönetirdi ama teknik saha içine ve soyunma odasına karışmaz. Hayatımız boyunca hani kendi kararlarımızı vermişiz. Dedim ki o zaman Metin Korkmaz'a, ya dedim ben hayatım boyunca hani Nevio Scala ayrı bir kez, yani Nevio Scala'nın asistanlığını yapmak çok farklı bir şey. Yani Beşiktaş'a geldiğinde kabul ettim. Çünkü Nevio Scala İtalya'da 100 yılın hocası seçilmiş. Yani Trapattoni'nin, Lippi'nin olduğu yerde, Capello'nun olduğu yerde, yani Parma'yı 3. ligden almış. UEFA Kupası kazandırmış. Yani ve İtalya'da 100 yılın asrın hocası seçtiler onu. Çok özel bir insandı. Yani onunla asistanı olmaya da gerek yok. Kuleleri de taşısan öğrenirsin. Yani o problem değil. O Zenga'yı kabul etmedikten sonra... Çok özür dilerim. Cahille oturup bal yiyeceğime alemle oturup kuru ekmek yerim. Tabii. Bir şey. Tabii kesin. Dolayısıyla orada kabul etmedim ama oradan sonraki süreç benim son şansım gibiydi o. Bir de Sarıyer'de Fenerbahçe'nin idareciler o zaman Sarıyer kulübünü almıştı. Hulusi Belgü, rahmetli Sarı Alioğlu diye mi ne, bir armatör başkan vardı. Bir de basketbolcuları vardı. Fenerbahçe'nin, unuttum şimdi ismini. Çok bilinen birisi. Üçüyle bir toplantı yaptık. Sarıyer'de teknik direktör olarak istediler. Ben dedim sahaya inmem, sportif direktörlük verin. 5 yıl sonra UEFA oynatayım siz dedim. Her yılda artı bakiyeye geçeceğiz dedim. Yani borçlanarak hiçbir şey yapmayacağız dedim. Her yıl sonunda da ben size rapor veririm dedim. O olmadı. Bu teklifiniz şu an bir takımdan gelse, Sarıyer'den gelse. Türkiye'de yapmam. Yani Türkiye'de yapmam, Akdeniz ülkelerinde de yapmam. Ancak geçenlerde de Almanya'dan bir sohbet, bir arkadaşım gelmişti. Böyle bir teklif gelirse Orta Avrupa ülkesinden bir hani Red Bull gibi, Hoffenheim gibi, Almanya veya... Proje takımı. Yani proje takımı, 4 yıllık. Yani arkada bir şey yapman lazım, bir tarih yazman lazım. Tarih yazmayacağım bir şeyi bu saatten sonra bir esprisi yok. Yani mesela... Ben yılın birçok zamanını Yunanistan'da geçiriyorum. Yunanistan'da verseler, $1 milyon da para verseler işte yıllığı, yapmam yani onu. Ama öbür tarafta para vermesinler, bir Orta Avrupa takımına giderim, görev yaparım. Yunanistan'a gidiyor musunuz hocam sık sık? Gidiyorum. İçimde kalmasın. Fatih Hoca'ya gitmeyeceğim. Şu anda söylemek istiyorum. Gönlümden geçeni söyleyeyim. Panathinaikos'un bütün rakiplerine buradan ben başarılar diliyorum. Bizim Kayvaya'da Olympiakos'un başında düştüğünü yapmış. Evet. Ona başarılar diliyorum oradan en azından bu senelik. Böyle asıl dönemedim Çağrı. Oradan sonra da onu en son iki mevzu vardı. Sonra da Fulya davasının sürecinde. Şimdi kendi kulübünde kendi başkanıyla davalık olduğu gibi bir fotoğraf var. Kimse gelmez zaten sana. Biz de dönemezdik zaten. Orada bir sorumluluk aldık. Aldığımız sorumluluğun sonuna kadar devam etmemiz lazımdı. Ne yazık ki Türk adaleti maalesef 2008'de başladığımızı 11 yıl sonra sonuçlandı 2019'da. 2019'da sonuçlandıktan sonra da 11 yıl devam ettikten sonra sağ olsun genel kurul üyeleri o 11 yılın sonunda hesap sorması gereken kişiyi Ahmet Durçevi ikinci başkandı bu dosyanın buharlaştığı zaman çünkü Fulya'nın onu seçtiler bizi seçmediler davayı kazanan adamı 11 yıl nereye gitti ha şu var bir biliyorsun en son dönem bizim de fazla ataklarımız da o davanın bitmesiyle genel kurulun iptal kararının çıkmasıyla Ahmet Nurçebi Yıldırım Demirören'in kulüpten alacağı olduğu iddia edilen 100 milyon TL'lik onu barter yaptılar. Biz sana dava açmayacağız dediler. Fulya davasındaki İbrahim'in iptaliyle alakalı. Sen de bu parayı almayacaksın dediler. 2012'deki 100 milyon TL $50 milyon geliyor. $6 milyon da Yaşar Ağaçoğlu'ndan almıştık. Yani 11 yıl sonunda $56 milyon kulübün kasasında bir para olmasını sağladık. Bu değer mi? Bu her şeye değer. Antrenörlük yapmam. Yani az önce şeyden çıktık ya. İnsanın idealleri uğruna her şeyini bırakması lazım. Başladığımız için bitirmemiz lazımdı. Tabii bitirdiğimiz zaman da antrenörlüğe tekrar başlayacak. Hani Premier Lig'de verseler çıkarım antrenörlük yaparım problem değil. Ama bir daha başlamak için bir daha başlangıçta sıfırdan başlamak lazım. Bir daha başlamadık yani. Antrenörlüğü bırakmamın sebebi biraz hani o bölümü... Beşiktaş'taki diyebilir miyiz? Tabii ki. Orada görev aldığınız yerde yapılan işte o... Tabii ki. İnşaatla alakalı kulübümüzün
zarar edilmesi. Siz de bir yola başladınız ve geri adım atmadınız. Yani FUE davası bitti mi? Çok özür dilerim. Sayın Çebi dönemindeki bir son divan toplantısında galiba Sayın ikinci başkanımız, o dönemin ikinci başkanı Engin Baltacı, bittirdik artık kapattık üstünü gibi bir tabiri var. Doğru mu hatırlıyorum? Engin Baltacı her şeyi kapatmak istiyor da o öyle değil. Yani şimdi onlar çok marifetli bir ikili oldular son dönem, Ahmet Nur Çebi ile Engin Baltacı. O öyle değil. Şimdi onlar kapatmak istiyor. Biz kapatmak istemiyoruz. Ben şimdi Ahmet Nur Çebi'ye dosya verilmiş, icra kurulu başkanı Fikret Orman da bunu söyledi. Rahmetli Şafak da bunu söyledi. Kendisi de bunu inkar etmedi. 2014 yılında Yaşar Ahçıoğlu'yla bu işi, bu FUE davasını takip etmesi için dosyayı almış. Ve daha sonra genel kurul üyelerinden haberi olmadan bir tahkim heyeti kurmuşlar. Yani hakem heyeti kurmuşlar. Hakem heyeti nasıl? Sivil insanlardan. Ve bunlar bir masaya oturmuş. Bizim temsilcimiz var. Yaşar'ın temsilcisi var. Bir de hakem, iki tarafın bir tane heyet başkanı var. Ve heyet başkanını bizim lehimize kullanmış. 67-33'ün doğru olmadığını. Bizim seçtiğimiz temsilci Yaşar'ın temsilcisiyle aynı kanaate varmış. Bizim aleyhimizde oy kullanmış. Biz de buna istinaden belgeleri topladık, ettik. Rahmetli Asım Kantoğlu, evet, sen evet, bilirsin, evet, Allah rahmet eylesin. Onun çok emekleri vardır burada FUE davasında. Hazır lafı gelmişken şunu da söyleyeyim. Mesela şu andaki yönetim de bunu bilmiyor. Hasan Bey de lansmanda falan anlattı, öyle değil o. Bu davanın kazanılmasında, hani arkadaşlarımız kazanıyor, arkadaşlar falan kazanmadı. Bir Beşiktaş kazandı, bir de rahmetli bizim Tekin abi vardır, Tekin Bilge. Tekin abi, o sen Çağlayan'da geldin, o dava Sirkeci'de başladı. Doğrudur. O adliye, Çağlayan adliyesi yoktu daha biz başladığımız zaman. 2008'de başladık. Tekin abi 70'li yaşlarının sonuna geldi. Tekin Bilge kimdir biliyor musun? Tekin Bilge Süleyman abiyle beraber futbol oynamış. Aynı zamanda Helsinki Olimpiyatlarında, olimpiyat sporcusu aynı zamanda. 1952-54 olabilir yanılmıyorsam. Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmiş. Süleyman abinin takım arkadaşı. Daha sonra Amerika'ya gitmiş, hukuk fakültesi okumuş. Amerika'dan hukuku bitirdikten sonra Türkiye'ye gelmiş. Milli Olimpiyat Komitesi'nde, hani Hasan Bey'in başkan yardımcısı olduğu yerde, disiplin komitesi de görev yapmış. Milli Olimpiyat Komitesi üyesi, hukukçu. Tekin abi 2008'de başladı. Son vefat edene kadar da bir ayağı seke seke geldi. Futbolculuktan işte 78-77 yaşlarındaydı. Sikerek geliyordu o adliyeyle. Daktiloda yazardı. Ben dilekçelerin hepsini ben bilgisayarda yazardım. O daktiloda yazardı. O ayrı verirdi, ben ayrı verirdim. Ve dolayısıyla FUE davasında da rahmetli Asım Kantoğlu'yla Tekin abinin çok büyük emekleri vardır. O 56 milyon dolar içeriye para girdiyse rahmetli Tekin Bilge ve Asım Kantoğlu vasıtasıyla girmiştir. Ben daha gencim. Hani daha çok koşturan bir adamım. Gittim geldim. Ama asıl aslan payı onlarındır. Şu an peki son durum nedir? Nedir? Ha, ona geleceğim. Biz bunu öğrenince tahkim olayını 2014'te yapılmış ve kimsenin haberi yok. Cumhuriyet Savcılığı'nın suç duyurusunda bulunduk. Şimdi 56 milyon dolar biz Beşiktaş tarafı olarak Yıldırım'la tahsil ettik. Yıldırım'ın verdiği para 3 aşağı 5 yukarı. Kimisi o günkü pariteden, kimisi bugünkü pariteden, bunu hesap edilir. Ama realitesi, adamın o gün borçlandığı, baktığı zaman matematik, bize bıraktığı 100 milyon doların karşılığı 50 milyon dolar, 51, 52, 53 falan o günkü pariteyle. Yaşar'dan da 6 alınmış. Şimdi normalde Ahmet Nur Çebi, hani Yaşar'ın arkadaşı, bunlar hemşeri. Trabzonlu İş Adamları Derneği'nde de birisi başkan, birisi başkan yardımcıları. Biz seçimlere girdiğimizde mesela Ahmet Nur Çebi, Trabzon'un İş Adamları Derneği'nin başkan yardımcısı, başkanı da Yaşar Ahçıoğlu. Benim karşımda yıllardır mahkemede olan Yaşar Başkan, yardımcısı Beşiktaş'ta da karşımda. Yani o maç öyle devam etti. Sorularımın arasında seçimleri iki defa aday olmuştunuz. Yok aslında çağrı. Ben niye bir defa oldum. Yani Fikret Bey'e karşı mı? Ha, bir defa oldum. Öbüründe de Fikret istifa ettikten sonra herkes... Yani kimse yoktu. Mesela Adalı'da Ahmet Nur Çebi'de adaylığını açıklamadılar. Ve camiada bir kaos başladı. Yani ortada kimse yok. Biz de dedik ki yani biz yeni maçtan çıktık. Takım kadromuz hazır. Her şeyimiz hazır. Yani biz takımı Şampiyonlar Ligi'nde yarıştırmak için dört dörtlük bir kadro kurduk. Planlama da yaptık.
manifestolarımızda takip etmişindir. Her ay bir manifesto açıkladık. Yani üniversiteyi kuracak arkadaşım mesela Müslüm Kemal Gülen, Haliç Üniversitesi Spor Akademisi'ni kuran arkadaşım. Yazılarını okuyorum. Evet, okuyorsundur. Onları dünya şampiyonu yaptı. Türkiye'de dünya üniversitesi futbol organizasyonunu yaptı. Türkiye öyle bir organizasyon yapmamışken dünya organizasyonu futbolda. Dolayısıyla o hazır, John Toshak hazır, Rasim Hoca hazır, Sergen hazır, altındaki kadro hazır. Rasim Hoca hala görüyorum ara ara, cin gibi ve hala, tabii, hala sigara içiyor, biliyor musunuz? Elinden düşünüyor. Çok enteresan. Rasim Hoca'ya buradan selam ederim. Hiç vazgeçmiyor sigarasını. İnanılmaz. Anadolu'daki o zaman bir tanesinin ismini açıklamıştım, iki tanesini açıklamadım. Üç tane altyapıda bizim pilot takımımız olacak, üç tane vilayet takımı hazır. Birisi de Ardeners Spor tesislerle. Almanya'da üç tane kulüp takımı hazır. Orada da ekibimiz vardı çünkü. Direkt oradaki takımlarla pilot takım. Afrika'da futbol okulu açacağız. Afrika'da futbol okulunun başına gidecek hocamız hazır. Sponsoru hazır. Beşiktaş'ın kasasından para çıkmaya. Her şeyimiz hazır. Şimdi Beşiktaş'tasın, hayatını vermişim Beşiktaş'a. Fikret istifa etmiş. Kulüp boş. İnsanlar geliyor. Tabii ki dedik, yani korkacak bir şey yok. Biz kulübü aslan gibi yönetiriz. Dolayısıyla... Hedefiniz var mı? Hayaliniz var mı? Onu bilemiyorum artık. Yani bu kongre beni seçmez. Yani, niye hocam? Seçmez şimdi. Yani onu sen inanıyor musun beni seçeceğin? Öyle bir durum gelir ki niye olmasın? İnanıyor musun hakikaten? Evet. Bilmiyorum yani. Ben bu kongre... şimdi iki seçimde binlerce insanı tanıdım. İnsanların gözlerini biliyorum. Kalplerini biliyorum. İnsanların çok düzgün arkadaşlar var işlerinde. Çok idealist, müthiş insanlar. Ama gerçekten Beşiktaş'ı sadece kendi beklentileri üzerinde dizayn edip, kendi beklentileri üzerinde siyasetine alet eden bir grup da var. Ciddi bir grup var ve etkiliyorlar. Şimdi mesela 21 sandıkta Ahmet Nur Çebi seçildi, değil mi? Evet. 21 sandıkta 20-21 sandık kazanarak çıktı. Hesap sormaları gereken adam sandıklardan tulum çıktı. Estağfurullah. Siz normal 18'i 2 almıştınız değil mi hocam? Fikret'le Fikret Bey'e. Yok, ben 3'ünden çıktım. 3 taneden çıktım. İlk 10 sandığın hepsi mesela Fikret Orman'a vermişti. Tabii rahmetli babasının hatırı da büyüktü. Doğru. Artı bir şey daha var. Şurası da bir gerçek. Fikret Orman 2 tane Şampiyonlar Ligi grubundan çıkmıştı. İki kez şampiyon olmuştu. Stadı yapmıştı. Yani o şu anda mesela çıktığı zaman kimse kazanamaz ki. Yani iki şampiyonluk almış. Şampiyonlar Ligi'nden çıkmış. Tamam, para harcamaları da fazla ama şu da var. Yılda 100 milyon euroluk, 140 milyon euro bantlarında gelirler yaratmaya başlamış. Sadece Şampiyonlar Ligi. 220 milyon euro bantlarında ticari hacim yapmış. Yıllık bütçe yapmış. Yani o zaman o üç sandığı kazanmak başarıydı. Ama ne enteresandır ki olağanüstü seçimde, seçime son gün giren, bak son gün, hatta sonra da dedi ki dolduruşa geldik girdi. Seçime dolduruşla, kimin dolduruşuyla bilmiyoruz. O dolduruşta giren kişi bütün sandıkları kazandı. 21-0. Evet, şimdi bakıyorsun Hasan Bey'in girdiği sandıklarda da bütün sandıkları Hasan Bey kazandı. Bir sandık daha fazlaymış. Evet, yani o sandıkların hiçbir tanesi ben gireyim, 11'i beni seçmez. Yine 3-5'i seçebilir. 11 sandık beni seçmez. Hocam doğru zamanda belki daha fazla bir çalışmayla, ekiple ben hiçbir şey... Ya Çağrı, bir şey diyeceğim. Benim ekibimden daha iyi bir ekip Türkiye'de kimse kurmadı. Bak Fenerbahçe, Galatasaray, Toşak'la Rasim Hoca kulüpte sportif direktör, Toşak uluslararası ilişkileri son derece iyi olan birisi. Yani şu anda dünyada bak Beckenbauer vardı, Toşak vardır. Yani 3-4-5 desen zorlanırsın. İşte belki Alex Ferguson'u sokarsın. Belki Lippi'yi sokabilirsin. Yani bunlar arasında ilk beştedir Toşak yaşayan en büyük efsanelerden. Hala onun rekoru Real Madrid kıramadı. Mesela onun rekorunu. Svensson kıramadı. Hoca olarak. Mesajlara bakıyorum da gelen. Tabii. Çok fazla teşekkür ediyoruz ilginize. İlerleyen dakikalarda tüm soruları da hocamıza soracağız. Hocamız diyorlar şu an transfer dönemindeyiz. Beşiktaş sizce nasıl, hangi oyuncuları almalı, tarzı hangi mevkileri, ne tip oyuncuları almalı diye soruyorlar da. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. En başından beri bedava bırakılan oyuncuların hepsine karşıyım. Çünkü futbolun bir modeli, işletme modeli olması lazım. Yani elinizdeki futbol AŞ'nin içinde
altyapınızla, üst yapınızla, ekibinizle, bak doktorlarınıza kadar hepsinin kontratları var ve bunlar sizin sermayeniz. Beşiktaş Futbol AŞ'nin sermayesi insan, sözleşmeleri. Altyapıdaki oyuncular, çalışanların, bakın Beşiktaş yardımcı hocayı alamadı, sözleşmesi var, tazminat istediler. Yani 300-500 adam yardımcı hocasını vermiyor sana para almadan. Dolayısıyla değil yardımcı hocalar, fizyoterapistinin, doktorlarının, futbolcuların hepsi senin öz sermayen. Bunların hiçbir tanesini sıfır maliyetle veremezsin. Yani mutlaka katma değer yaratman lazım. Dolayısıyla bir kere kadro dışı, ha diyelim ki, örnek veriyorum, bana göre hiçbir şeyleri yok da, diyelim ki kusur işledi. Kusur işledi. Ve kadro dışı bırakacaksın. Veya gözden çıkartacaksın. Bunun vardı mesela, Süleyman abi zamanında da dedi ki bu Beşiktaş kulübünün kapısının içinden geçemez dedi. İsmini vermeyeyim şimdi. Bir daha geçmedi. Şimdi öyle bir oyuncuyu da çok teşekkür ederim. Ne yaparsın Çağrı? Gizlersin, saklarsın. Bak ben Sinan'ı sıfır maliyetle, kadro dışı kalanı Multescu'ya 300-500 bin dolar paraya sattık. Sıfırla. Yani dizayn edersin, oynatırsın 2-3 tane maç. Ondan sonra onun marketingini yaparsın, satarsın. Dolayısıyla şu anda... Son gönderilen oyuncudan bahsediyoruz hocam. Hani... Hepsi için geçerli. Yani eldeki insan kaynağı senin paran. Sermayen insan orada. Sözleşmelerin. Dolayısıyla bir kere hiçbir tane futbolcunun kadro dışı bırakılarak sıfır maliyetle gitmesi benim için uygun değil. Şöyle özür dilerim, lafınızı kesiyorum. Hani unutmayayım, konuyu atlamayayım diye söylüyorum. Şöyle diyor arkadaşlar mesela, okuyorum yorumları. Ama hocam arkadaşın hem işte bedelsiz gönderilen oyuncudan bahsediyoruz. Sakatlıkları var ve maaşları çok fazla diyorlar. Elden çıkartma da bir yöntem değil midir diyorlar. Yok, mesela. Yok, yöntem satacaksın, alıcısı var. Adam sakatlanıp daha Lecize'ye gitmiyor ki. Adam ertesi gün İspanya'ya gidiyor, La Liga'ya. Larin Belçika'ya gidiyor oraya. Al, Larin de şimdi orada oynuyor. Bedava bıraktın. Ertesi gün tekaüt oluyorsa haklılar. Ama yine ben sana bir şey söyleyeyim. Reklam anlaşması yaparsın, öyle bırakırsın, tekaüt edersin. Yani şimdi örnek veriyorum. Sen şimdi bahsettiğimiz oyuncular, bak Adem Laiç'i bedava bıraktılar. Larin'i bedava bıraktılar. Beyli'yi bedava bıraktılar. Sakattı diyorlar. Şimdi ben çok basit bir şey söyleyeyim. Sakat adamı niye aldın o zaman? Ha, o zaman dönecekler, diyecekler ki onu Ahmet Nurçebi yaptı. Şimdi Beşiktaş'ta böyle bir siyaset var. Hiç hoşuma gitmiyor. Her yönetim bir önceki yönetime hedef gösteriyor. O kavga devam ediyor. Yani Beşiktaş kulübü siyasi parti değil. Yani siyasi partilerde bile böyle bir şey yok. Ya Beşiktaş kulübünde iki tane grup var. Bir iktidara gelen grup, bir iktidardan giden grup. Ama iktidara gelen grubu da giden grubu gönderenle aynı, gelen grubu seçen de aynı. Gideni de göndereni de aynı kişiler seçiyor. Mesela şimdi Hasan Bey'in çok değerli yanında arkadaşlarımız var. Saygı duyuyorum hepsine. Ama sanıyorlar ki Ukrayna'dan, hani turuncu devrim yaptık diyorlar ya, Ukrayna'dan seçmen getirdiler de Ukraynalılarla siz turuncu devrim ya. Hayır. Sizi seçen kişiler daha önce Ahmet Nurçebi'yi seçti, 20 sandık. Aynı kişiler işte. Şimdi Sayın Başkan diyor ki 67 işte oyla aldık diyor. Bak onun da rakamını söyleyeyim. Geçen yüzde olarak mı? Bak onu söyleyeyim sana. Sayın işte. Başkan'dan bahsediyoruz değil mi? Hasanat'tan bahsediyoruz. Bak şimdi. Diyor ki biz diyor %65 oyla kazandık diyor. Yanılmıyorsam 61 oyla kazandık diyor. Ahmet Nurçebi de aynı oranla kazandı. %60 küsürle kazandı. 1.21'e 0, 1.20'ye 0. Evet. Yani şimdi seçmen sayısı... Özür dilerim, 21'e 0 değil. 21'e, yok, 20'ye 0 doğru. Oranları birisi %61 ile kazandı, birisi %59 ile falan kazandı. İkisi de %60 bantında. Ben sandıktan, hani sandıktan çok kilitli. He, sandıklar. Aynı şey, o da şey. Onu seçen aynı sandıkların hepsi sizi seçti. Yani seçmeni siz Ukrayna'dan getirmediniz. Hepsi aynı seçmendi. İlave 3.000 kişi geldi. 4.000 kişi geldi. Onların bir kısmı Hasan Bey'e verdi, bir kısmı Serdal Bey'e verdi. Serdal Adalı da 3.000 almıştı, 4.500 aldı. Dolayısıyla Ahmet Nurçebi ile Serdal Adalı'nın oylarının üstüne ilave 4.000 kişiyi koy. İşte zaten aldığı oy. Bir de şöyle bir şey var. 20.400 seçmen vardı, 7.000'ini aldı Hasan Bey. Yani azınlık hükümeti Hasan Bey, aynı Ahmet Nurçebi gibi. Ha öbürleri nerede? Öbürleri de hakikaten Alfred Hitchcock gibi.
ne zaman nasıl karşına çıkacaklarını bilemiyoruz. İhtiyaç olursa onlar çıkar bir yerden. Yani transfer İhtiyaç konusuna mı? Geleyim. Çok özür dilerim. Şunu sorayım. Hasan Bey'le hiç görüştünüz mü? Sayın Hasan Atlı'yla hiç buluşmanız, görüşmeniz oldu mu bu seçim sürecinde? Şimdi özel bir şey. Yani fazla konuşmak istemiyorum. Tabii. Yüz yüze gelirsek bir gün konuşurum ben Hasan Bey'le. Benle görüşmek istedi. Fakat kuşkulandığım bazı şeyler vardı. Çok özellikle ne gibi mesela? Şu anda hani ben o kuşku statüsünde bazılarını belgeledim ama yine de ben Hasan Bey'e eskiden bir hukukumuz var. Severim. Camiada görev yapmıştır. Bizden görev yaparken gelmişti. Biz Süleyman abiyle yanılmıyorsam 98'de geldi. Uğur Ekşioğlu Koç'un genel müdürü vardı, CEO'su. Sergen onunla kavga etmişti. Sergen Yalçın'ı... Evet, Sergen'i kadro dışı bıraktılar. Sonra Sergen'i tabii taraftar çok seviyor. Sergen'i içeri aldılar. Uğur Ekşioğlu gitti. Uğur Ekşioğlu'nun kontenjanında Koç'tan Hasan Bey geldi. Bize yönetici olarak. O zaman da güler yüzlüydü. Pozitif enerji veriyordu. Hala öyle. Dolayısıyla... Siz araması şık bir hareket değil mi? Yani yok, beni araması şık bir hareket de yani benim rahatsız olduğum bazı konular vardı. Günün birinde ben Hasan Bey'le yüz yüze geldiğim zaman onu konuşurum. Yani şu anda konuşmaya gerek yok. Divan toplantısına katıldınız mı hocam? Katılmam. Son divan toplantısına. Katılmam. Bir dahakine katılmayı düşünüyor musunuz? Katılmayacağım. Özel bir karar verdim. O Tevfik Yaman Türk için, Süleyman Seba için bazı söylemleri çıkmıştı. Gıyabında, evet, gıyabında özür dilemediği müddetçe divan kuruluna benim katılmam söz konusu olamaz dedim. Neticede ben... Kamu yönde mi özür dilerim? Tabii tabii, çıkacaktı, diyecekti ki bir gazete küpürü dolaşıyor. Benim gençliğimdir, Süleyman abiyi çok severim. Çok aramızda gençlik zamanı bir atışmamız olmuştur. Çıkacaktı, bir özür dilerim demesine gerek yoktu ama anacaktı. Ha şunu da biliyorum bak. Daha sonra da öğrendim şunu. Mesela Süleyman abinin son rahatsızlandığı dönemde evine asansör yaptırmış, onu yaptırmış, yanından ayrılmamış, vefa göstermiş. Onu sonradan öğrendim. Bak onu açık söyleyeyim. Ama öğrenene kadar da çıkıp ben Süleyman abinin o gazete küpürü hakkında bir eskizi olması lazımdı. Ben o konuyla alakalı birkaç tane açıklama yaptığını biliyorum videolarda. Gençliğiyle alakalı bir şey. Sonrasında çok babasıyla, babasının arkadaşı oldu aslında. Evet. Söyleniyor. Çok hani özür dilemiş diye düşünüyorum o süreçten, çünkü bahsettiğim yıl öncesinde. Ben ısrarla takip ettim her konuşmasını. Şayet bizim abimizdir, en değerli büyüğümüzdür, gençliğimizde biraz atıştık, birbirimize karşı hatalarımız olmuştur. Benim diyecek bir şeyim yoktur mealinde bir şeyler söyleseydi gönlümüzü alırdı. Yani şimdi biz Süleyman abiden bir emanet aldık yani. Bak o Fulya davası, Şanöktem, hala Şanöktem'in kavgasını veriyoruz. Şimdi hani bitmedi o. Tahkimde şikayet ettik Cumhuriyet Savcılığına. İnşallah şimdiki yönetim o Cumhuriyet Savcılığına şikayet ettiğimiz şileli tahkimle ilgili Yalçın Karadeniz'de müdahale oldu. Davaya dilekçe verdi. Şimdiki yönetim de denetleme kurulundan tahkimin hileli olup olmadığını, genel kuruldan böyle bir tahkim 95 milyon 100 milyon dolarlık bir heyet ile uzlaşma heyeti kurulmasıyla ilgili yetki alınmadığını tespit ettirip Hasan Arat yönetiminin, orada davaya son dönem bitme aşamasında gelen Aker de var, bizim avukat. Çıtak. Evet. Onunla birlikte ve benim arkadaşlarım da Hasan Bey'i destekledi. Dolayısıyla onların hep beraber oturup şimdi Beşiktaş'a borçları var hepsinin. Hepsinin borçları var. O tahkimdeki hileli... Özür dilerim, kimlerin borcu var? Hepsi şu andaki yönetimde. Mevcut yönetim kurulu. Tabii göreve geldiler. Şimdi borcunuz var. O borç onların mı oluyor yani? Hayır, öyle değil. Tahkime müdahil olacaklar. Bakın yapacak şey ne? Manevi borçtan mı bahsediyoruz? Borcu varken özür dilerim, ben kaçırdım olayı. Tekrar söyleyeyim. Tahkimde hileli bir tahkim kurulmuş ya. Evet. Ahmet Nur Çebi'nin işte 95 milyon doları hileli bir tahkim yapmışlar. Bizim haklarımız sözde o tahkimde kaybedilmiş. Ama tahkimin üçü de müteahhitin ortaklık yaptığı Nurul İnşaat'la ilişkisi var. Nurul İnşaat'ın sahibi kim? Çarmıklılar. Çarmıklıların dünürü kim? Yıldırım Demirören. Yani orada bir ciddi bir ilişki var. Öyle bir ilişkide üç kişinin bu Fulya'daki enkazın taraflarından olmaması lazım. Dolayısıyla bizim kulübümüzü temsilen örnek veriyorum. Ali Rıza Dizler gidebilir.
Değil mi? Yalçın Karadeniz gidebilir. Sayın mesela Ahmet Akpınar gidebilir. Ahmet Akpınar gidebilir. Gerçi hepsi Fulya'nın, Fulya döneminin içindeydi bunlar. Doğru. Yani fiili hareketler de yapması lazımdı bunların. Avukat çünkü. Benim işim değil ki avukatlık. Buradan doğru. Bir eleştiri mi anlıyoruz? Bir eleştiri. Eleştiri anlayabilirsin. Eleştiri bu. Yani bundan daha doğal da bir eleştiri. Ya ben antrenörüm bak Çağrı. Avukatlık yapmak zorunda değilim. Kulübün siyasetindeki mallarını takip etmek zorunda değilim. Birazını onlar yapsaydı ben antrenörlük yapsaydım. Yani 3-5 tane daha çocuk Beşiktaş'a hizmet ederdik yani. Buradan da Çağrı'da bulalım. Aslında bir Fulya ile alakalı, Fulya davası ile alakalı bir aslında bir program da yapmak istiyoruz. Bunu da buradan temelden atalım. Hayır, avukatlar da gelsin. Engin Baltacı da gelsin. Ahmet Nurçebi de gelsin. Hasan Bey de gelsin. Hepsi gelsin. O dönemin belediye başkanı İsmail Ünal da gelsin. Hepsi gelsin. Belgeler var, bilgiler, her şey. Hepsine buradan hatta bir şey söyleyeyim sana. Emekli olmuş hakimler varsa bu davaya girip çıkmış. Mesela dosyanın hakimi ayrılmış, özel hukuk bürosunda çalışıyor. Onlar da gelsin. Yargıtay'da emekli olan da gelsin. Olay net çünkü. Şimdi diyeceğim borçları var şu mealde. O tahkimdeki hileli tahkimi biz şikayet ettik. Şu anda dava dosyası açık. KPMG ile birlikte. İki tane şikayetimiz var. Bir KPMG'yi şikayet ettik. Hasan Bey diyor ya cımbızlamışlar, aralarından çıkartmışlar. İşte müdahale olun. Yönetim kurulunun yapacağı iş şu anda ne biliyor musun? Hemen orada denetleme kurulunu alacaklar. 95 milyon dolarlık bir anlaşmaya istinaden bir heyet kurulması için Ahmet Nurçebi'ye bak ismi 95 milyon dolarlık. Tahkim değil. Bunlar sıkıştırmışlar tahkime gitme yetkisi aldık diye. Tahkim kırmızı kartta da TFF'ye de gidiyorsun. 95 milyon dolarlık bir kronik bir kanser hücresi gibi duran Fulya için gelip yetki alacaksın sen. 95 milyon dolarlık bir pazarlık için biz tahkim kuruyoruz. Bir temsilci seçeceğiz arkadaşlar genel kurulda da. Kimi seçelim? Ali Rıza Dizdar'ı mı? Ahmet Akpınar'ı mı? Seç. Herkes kaldırın. Ahmet Akpınar bizim temsilcimiz olsun der. Gider Ahmet Akpınar. Ahmet Akpınar orada heyet başkanının bizim tarafımızı tutarken karşı tarafı tutarsa o zaman deriz ki Ahmet Bey sen ne yaptın deriz. Biz seni seçtik. Sen şike yaptın. Kendi kalene gol attın deriz. Öyle değil mi? Öyle bir şey yapmayacağı için. Yapmayacağı için onu yapamaz da zaten. Genel irade kongrede olur. Şimdi bunların yapacağı iş denetleme kurulundan ki Yalçın Karadeniz'de o dönemin divan başkanı böyle bir yetki alınmamıştır. Hiçbir yerde tutanaklarda yoktur. Hilelidir diye savcılığa başvurdu. Bir ay, bir buçuk ay önce. Yönetim kurulu da denetleme kurulundan bunu tanzim edecek. Savcılığa başvuracak. Ne olacak? Bizim en basiti bir taraftan 56 milyon dolar aldık ya tespit edilecek. 50 milyon dışarıdaysa o dönemde kim sorumlu? Ahmet Nurçebi. Ahmet Nurçebi ile sorumlu olan Ahmet Nurçebi ödeyecek veya gidecek Yaşar'a rücu edecek onu. Çünkü belgeleri var bir şekilde. Hukuk girsin yani. Hukuk bu girmesi için de bu yönetimin icraat yapması lazım. Yani onun için görev borcu var bu yönetimin. Görevi bitirme borcu var. Sizce bitirecekler mi? Bakacağız. Bilemem. Yani Hasan Bey ben kısmını... olumlu düşünüyorum, bitireceklerini düşünüyorum. İnşallah, inşallah Hasan Bey kısmını görüşmek istedi birkaç kez. Bazı rahatsızlıklarımdan ötürü ben görüşmek istemedim. Seçimden önceydi. Dolayısıyla seçime de etki etmek istemedim. Çünkü... Ama tecrübelisiniz. İki tane seçim geçirdiniz. Yani bir başkan adayıyla görüşmek istemesi. Şimdi benim... O açıdan doğru olabilir diye düşünüyorum. Çok özür dilerim. Ben adıysam ben bir kapılacağım. Hocam şimdi, adayız. Siz yaşadığınız bu olayı iki defa üst üste görüşmek istemememin nedeni haklı nedenlerimden ötürü. Haklı nedenlerimden ötürü. Dolayısıyla aslında işin oraya geleceğini ben bir biliyorsun Sezgin var. Sezgin'e Mart ayında bunu telaffuz ettim. Sebebini söyledim. Sonra Hasan Bey Mayıs ayında divan toplantısında beni aradı gitmeden önce. Divan toplantısı çıkışında da söyledi. Hatta akıllarda yapılan divandan şey, bahsediyoruz. Tevfik Yaman Türk'le atıştılar ya. Hani Hasan Bey ne oluyorsunuz falan dedi ya ilk gittiği divan toplantısı. Şeydeki mi? İlk gittiği. Statta yapılan mı? Akatlar'da statta. Yapılan. Seçimden statta. Bir yıl önce. Evet. İlk bize gittiği. İlk açıklama yaptığı. Evet. Orada çok özür diliyorum. Sayın Yaman Türk'ün de Selamet Nurçebi ile sizle mecburen buradayız dediği bir laf var. O, hani size komşu bile olmak istemem dediği. Yok yok o değil. O değil. Eyvah eyvah. Yok o değil. Bizim divan toplantıları da maşallah yani Netflix gibi. Olay. Şey özür dilerim. Lütfü Kırdar'da yapıldı. Hatırlıyorum. Lütfü Kırdar'da yapıldı.
Tevfik Bey'le değil galiba. İkinci başka Tevfik Bey'le. Bey de cevap verdi ona. Fethi Bey lafını kesti. Tevfik Bey cevap verdi. Çok özür diliyorum. Bir tane İzmirli bir Ahmet Bey var. O da Hasan Bey'e laf söyledi falan. Böyle bir kürsüdeyken. Tabii hoş görüntüler değil onlar. O divan toplantısı talihsizlik mesela. Hepimiz için talihsizlik. Şeydeki değil mi? Talihsizlik değil mi? Bir sonraki akatta da yapılan. Ya her şey talihsizlik. Sonra Hasan Bey divan toplantısından sonra beni aradı. Dedi hocam gördünüz mü divan toplantısını? Ben de uyardım. Dedim ki bakın birisinin ismini de verdim. O dedim bunları yapmaya bana yaptığını devam ederse Ahmet Mülçebi'ye yaparsa daha çok dedim tahrik olacaklar ve daha çok şey yapacaklar. Yani o bazı çevresindeki bazı zatlar var. Çocuklar, heyecanlı çocuklar. Hasan Bey mi? Evet. Onlara dikkat edin dedim. Çünkü o biliyorum Ahmet Nurçebi de hiç gol yemeyi sevmez. Hep önde oynamayı sever. Dolayısıyla en son öyle bir görüşme yaptım ama orada bahsettiğim isimler Sezgin'e Mart'ta, Mayıs'ta da söyle Hasan Bey'e. Oradan sonraki süreç, oradan önceki süreç falan topladığın zaman ben bazı olayları centilmence görmedim. Dolayısıyla birbirimize fayda verebileceğimiz seçimden önce bir konu olacağını düşünmedim. Ama mümkün olduğu kadar seçime karışmadım. Hiç kimsenin oyuna karışmadım. Mümkün olan en light eleştirileri yaptım. Beşiktaş'ta yapılması gereken eleştirileri yaptım. Daha hani ciddi eleştiriler yapabilirdim. Ama seçime etki edebilirim diye girmedim. Seçim günü geldiniz mi kongreye? Gelmedim, yok. Oy kullanmadım. Tarafsız mı diyorsunuz? Çünkü seçimden önce mesela Çağrı şöyle bir şey oldu. Bak çok çirkin şeyler. Benim 2019'da peşimde dolaşan, hiçbir de görev vermediğim bir tane kardeşimiz. Her yere televizyona geliyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Yani belki hevesli olsun. Ama görev de vermedim, bir şey de istemedim. Gönüllü yapıyor. Yetki de vermedim. Seçimden önce Serdar Adalı sportif direktörlük verecekmiş diye bana tweet atıyor. Altına da troller giriyor, beni itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Ayıp bir şey. Yani şimdi o seçimden önce benim hakkımda spekülasyon yapıyorlar diye ben seçime gitsem diyecekler ki Adalı'ya oy verdi diyecekler. Hiç görüştünüz mü Sayın Adalı'yla da seçim sürecinde öncesinde? Adalı'yla kaybettikten sonra görüştüm, telefon açtım. Ben şöyle söyleyeyim, 2019'da Adalı'yla benim hiçbir çay içmişliğim yok. 2019'da kapıda karşılamıştı bizi, hani başkan adayları giriyorsunuz falan. Ben dedim ki Serdal Bey dedim camia olarak dedim size vefa borcumuz var. Size mi oy atayım kendime mi atayım hala karar veremedim. Gülmeye başladı, sarıldı bana, ben de sarıldım. Sıcak bir iş, samimi bir iş. Hakikaten de ben samimi söylüyorum. Yani Beşiktaş'a sonradan bizim içimize gelmiş, biz daha eskiyiz. Yani kıdem olarak, camiada görev olarak, eskilik olarak, mazilik olarak. Bizim içimize gelmiş birisi Beşiktaş'a hizmet etmek istiyor. Şu veya bu şekilde fark etmez. Mutlaka Beşiktaş da ona bir onur verecek hizmet ederken. Ve bu adam içeri giriyor. Ya bu hepimizin kusuru Çağrı. Hepimizin, ben de dahil olmak üzere bütün camiadaki kongre üyelerin kusuru bu. Ya bizim vazifemiz bize görev yapmaya gelen kişinin ya hapse girmesi mi? Çok çirkin bir şey. Yani ben bundan rahatsızım mesela. Hala rahatsızım. Dolayısıyla seçimden sonra bir kez telefonla görüştüm. Geçmiş olsun dedim. O kadar, başka bir şey yok. Yani bu iddialarda asılsız olduğu tekrar... Ya ben sana bir şey daha söyleyeyim. Bulacağım. Söylemem belki lazım da yeri geldiği için söyleyeyim. Seçimden önce bir abimiz beni aradı. Dedi ki hocam dedi buyurun dedim falanca falan. Serdal Adalı dedi sana sportif direktörlük kabul eder, teklif edecektir dedi. Kabul et dedi. Niye dedim edeceğim? Et dedi, profesyonel hareket hocam dedi. Ya abi dedim bırak, benim 1 milyon dolar da verse ben öyle bir iş yapmam dedim. Yani ben bundan sonra futbolda bir iş yapacaksam giderim yurt dışında takım satın alırım dedim. Benim parayla pulla işim yok dedim. Yeri gelirse ismini açıklarım. Herkesin tanıdığı, bildiği. O hani o beni itibarsızlaştırmak için zıplıyorlar ya, atıyorlar falan troller. Ya şahit gösterebilirim diyorsunuz. Tabii yani o seçimden önce. Şimdi belki kendisi Hasan Bey'in yanında belki vazife alır almaz bilmiyorum. Hasan Bey'in ekibinde hani çok önde değil de AŞ'de belki görev alabilir bundan sonraki süreçte. Yani o yapılan, yazılan itibarsızlaştırma operasyonlarını bana da yapmamaları gerekiyordu. O da çok terbiyesizce bir şey yani.
o çocuklar oralarda yokken biz buralardaydık. Yani bir kulüpçülükte kıdem önemlidir. İşte ben Ali İhsan abiyle yaşadım büyüdüm. Ali İhsan Karayiğit. Evet, Ali İhsan abiyle, Süleyman abiyle büyüdüm. Şimdi Ali İhsan abiyle her gün beraberdik. Süleyman abi çocukluğumuzun idolü, Süleyman abi. Duruşuyla, oturmasıyla, kalkmasıyla. Yani bizim onlardan gördüğümüz gelenekleri biz bizden sonrakilere aktarmamız lazım. Bizden sonrakiler de öbürlerine. Kulüp böyle gider yani. Çok doğru. Birkaç sorularla ilgilenmek istiyorum. Daha da var ama iyi de biraz... Transferle ilgili bir diyeceğim mesela var. Mesela şeyi sordular. Gareth Bale gerçekten gelecek mi dediler. Tabii gelecekti. Yani onu ya sana... Tabii gelecekti. Ya bir şey diyeceğim. Yani. Ya bir dakika, Gareth Bale'i getiririm diyen Türkiye'deki falanca filanca efendi değil ki. John Toshak ya. Yani Gareth Bale'i 17 yaşında milli takıma almış. Babası diye geçiyor. Milli takıma aldıktan sonra Real Madrid'e götüren Toshak. Gareth Bale'in performansı düştü. Bütün İspanya'daki gazeteler hepsi Toshak'a gitti. Toshak da dedi ki ya bunda da kabahat var. Bir kelime İspanyolca öğrenemedi. Kaç yıldır burada oturuyor. Toshak çünkü bunu dediği zaman kayıtları vardır. Şubat'tı yanılmıyorsam. Ya Şubat'tı ya Mart'tı. 2019'un. O zaman ilk teklifi şu oldu. Bale dedi, orada mutsuz dedi. Küçük bir kiralama bedeliyle onu alalım mı dedi. Şimdi aslında baktığın zaman kiralık futbolcu büyük kulüpler için kabul edilmez bir şey. Çünkü formayı veriyorsun. Forman bir para senin. Reyon gibi. Migros'ta adamın reyonuna mal satacaksın, kahve satacaksın, reyona para ödüyorsun. Beşiktaş formasını giydiği zaman birisinin geçmişteki tarihinden bugüne kadarki marka değeri, formanın maliyeti, hani şey maliyeti demiyorum, tekstil maliyeti değil, yıllık malzemecine ödenen paradan bir kalkülasyonu var. O formayı giydiği zaman bir bedeli var. Giydiği zaman para kazanman lazım senin onda. Ama başkasından kiralık aldığın zaman çok ekstrem durumlar dışından adamı oynatıyorsun, maaşını ödüyorsun bir kısım, üçte birini bile ödesen adam sonra gidiyor, öbürü onu satıyor. Yani biz bir şey para kazanamıyoruz. Büyük kulüpler için kiralık skandal bir şeydir. Başka büyük takımların pilot takımı olursun. Şimdi biz veriyoruz ya Pendik'e falan yetiştirdiğimiz futbolcuları oraya buraya. İşte büyük takım küçük takıma verir kiralığı. Size çok eleştirilen bir yorumu söyleyeyim mi size? Siz Talisca hakkında da bir şey demiştiniz. Kiralanmasıyla da katılıyorsa. Pilot takımı oluyoruz dedik. Öyle olmadık mı? O çok bak, da katkı sağladı ama. Bir dakika, yok bir dakika. Sen Talisca'ya formayı veriyorsan, tamam mı? Aynısını Gezzal'da da yaptılar, Rozier'de de. Bu aynı konu. Formayı veriyorsan kiralık olarak bir oyuncuyu alıyorsan onun kontratına satın alma bedelini yazacaksın. Şimdi ben 25 maç oynattığım zaman bunu bu fiyata alacağım diye yazacaksın. Sen kontratını oynatıp bedava Mendez'e verirsen o da 20 milyon euroya satar sonra ne oldu? Şampiyonluk. Şampiyonluk, Talisca şampiyonluk maçlarının çoğunda kulübedeydi zaman zaman. Yani Talisca olmasaydı Beşiktaş şampiyon olamaz mıydı? Göreceli bir şey. Kesin bir şey değil. Ama Talisca ile ilk sözleşme yapılsaydı mal sahibi Beşiktaş olacaktı. Ve para kazanacaktı. Veya Mendez de ortak olurdu Beşiktaş. Talisca'nın bonservisi Mendez getiriyor kiralık. Maaşını biz ödüyoruz. Sonra Mendez alıyor onu. 20-30 maç oynatıyoruz. 30 gol atıyor. 20 asist yapıyor. Örnek veriyorum Talisca için değil. Alıyor adam onu başka ülkeye götürüyor. Adam zaten Mendez'in veya bu tip menajerlerin pilot takımı olsa para ödeyecek değil mi? Bütün futbolculara elektrik parası ödeyecek, su parası ödeyecek, lisans parası ödeyecek, maaş ödeyecek. Adam futbol takımı sahibi olmuş gibi. Mesela bak ilk olay Mendez'in olayı Almedia transferiyle patlamıştır biliyor musun? Türkiye'de 2012 yılında yanılmıyorsam. Almedia'yı bu Portekizliler Simao'yu getirdi. Quaresma'yı getirdi, Fernandez'i getirdi, Almedia'yı getirdi. Dört tane Portekiz milli takımının ilk 11 oyuncusunu getirdiler. Ve Mendez o zaman Almedia'da iyi santrafor ya. Yani boylu postlu solak falan. Portekiz milli takımının santraforu işte. Ronaldo gibi. 12 milyon euroluk bonservis bedelini Mendez kendisinde tuttu. Bir fon kurdular. İlk Mendez'in Avrupa'ya açılışı Amerikalılarla. 12 milyonluk bonservis parasını Beşiktaş'a ödetmedi. Ama dedi ki siz maaşını ödeyin Almedia'nın. Satışta da 12 milyon euroya kadar ki para benim. 15'e sattık mı 12 ile 15'in arası 50-50 dedi. O doğru bir sözleşmeydi. Bak o doğru bir sözleşmeydi. Adam satıştan orta yaz. Bir problem değil. Ama Talisca'dan ne aldık biz? Hiçbir şey almadık.
Bir soru var hocam, ısrarla sorulmuş. Şimdi bir şey diyeceğim. Bu anlattığım ma ne diyorsun? Önce senin bir kere kanaat olarak ikna olman lazım. Ben şöyle söyleyeyim. Ben şeye karşıyım. Yani şunu kendime yediremiyorum. Taliski olayını. Belki bana onu diyeceğim. Belki bana fanatik diyebilirsiniz ama bence Beşiktaş bana göre dünyanın en büyük kulübü. Evet fanatiyim. Böyle ben yani öyle hayal ediyorum. Beşiktaş Taliska'yı aldı. Çok güzel. Biz Taliska'yı niye satmak durumunda kaldık? Bonservisi pahalıydı. Satmadık. Bedava bıraktık. Yani bonservisi pahalı değildi. Alamadık yani. Para işte verip. Sen formayı vermeden o kendi ülkesinde yedekken aynı Rozier, bak Gezal'da da aynı şey dedim. Dedim ki arkadaşlarım biliyor. Hepsinin isimleri var. Dedim ki bakın bunlar acemi bir sözleşme yapacak. Rozier'le Gezal'a o formayı vermeden satın alma opsiyonlarını koyacak. En düşük budget'tan. Sen oynattığın zaman 30-40 maç adam mal kıymetli, seyirci baskısı da var. Adam sana ucuz verir mi artık? Vermez. O zaman ki Gezal'ın maliyeti bizde öyle 17,5-20 milyon eurolara çıktı. 30 yaşındaki oyuncuya bonservis verdik. Bizim formamızı giyen bir oyuncu Taliska. Maddi imkanlardan dolayı kadromuza katamadı. Ben kabul edemiyorum bir Beşiktaş olarak. Yani benim Beşiktaş'ım Taliska'nın kaç işte kontratı sözleşmesi kaç parası verip alabilecek güçte olmalı bence. Ben şeye çok üzüldüm hani. Niye gitti bu oyuncu? Ekonomikten Çin'e gitti. Yani neyse verip bizde kalmalı. Yani Beşiktaş böyle bir kulüp ama olmazdı. Öyle de ona da gerek davranmadı. Yok. Ona da gerek yok. Sen sözleşmeyi yap. Bak şimdi, sen en başında yapıyorsun yapacağını hocam. Tabii. Marsilya Onana'ya sözleşmesi nasıl biliyor musun? Maaşının şimdi yarısını biz ödedik. Yarısını onlar ödeyecek. Diyor ki satın alma opsiyonunu. %50 oynarsak diyor. %50 ve Şampiyonlar Ligi'ne gidersek bu satın alma opsiyonu gerçekleşecek. O zaman seni satın alacağım. Ben de şimdi Taliska ile kontrat yapıyorum. Kimse Taliska'yı bilmiyor. Kulübede oturuyor kendi ülkesinde. Ben Beşiktaş forması veriyorum. Şimdi bak şu var. Büyük takımda bir futbolcu forma giydiği zaman yetenekliyse özgüveni, takımın önde oynaması, hele ön oyuncuysa takımın önde oynaması, takımın özgüveni, büyüklüğü buna değer katacaktır. O forma galibiyet için oynuyor zaten. Taliska o formayla, aldığı formayla gün geçtikçe rakip kaleye daha çok gidecektir. Daha çok gol atacaktır. Daha çok maç oynayacaktır. Oynadık da ilk geldiği zaman Taliska öyle değildi ki. Beşiktaş onu Taliska yaptı. Beşiktaş'ın Taliska yaptığı oyuncudan Mendes 20-30 milyon euro para kazandı. Beşiktaş hiç para kazanamadı. Nasıl olacak bu iş? Evet. Yani eğer ki sen ona deseydin ki... Eleştirim doğru diyorsunuz yani. Doğruydu. Deseydin ki ben bunu 25 maç oynatırsam 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle alırım. Ama 10 maç oynatırsam 5 milyon bonservis bedeliyle satın alma opsiyonu koyarım. Ha 30 maç oynatırsam ve Şampiyonlar Ligi'ne gidersem 10 milyon euro bonservis bedeli satın alma opsiyonuyla hakkım olur dersin. O zaman alırsın 10 milyona, adam senden 20 milyon istemez. Veya 10 milyona alırsın, Çin'e sen satarsın 20'ye, eğer Taliska'nın yerine oyuncu bulduysan bak. Oyuncu bulmadıysan satmazsın. Beşiktaş'ın şampiyon olması hala lazım. Hala konuşuluyor. İstenilen evet. Bir isim, hatta transfer. Ya bu işler böyle yapılır. Gelsin bana yöneticiler. Ben bunların hepsini tık tık kontratlar nasıl yapılır anlatayım onlara. Yine lafı ağzımdan aldınız. Tebrik ediyorum hocam. Bir soru var. Israrla sormuş arkadaşlarım. Teşekkür ediyorum ilginize arkadaşlar. Transfer için futbolcu izliyor musunuz diyor hocam sizi. Eğer Beşiktaş yönetimi, mevcut yönetim bir öneri isterse futbolcu önerir misiniz diyorlar. Yardımcı olur musunuz diyorlar. Şimdi o fikir alışverişi yapar mısınız? O şu anda şey, ben açık söyleyeyim. Ben de açık söyleyeyim. İşler sıkıntılı, sizin onu yapmam. Sizin yapmanızı istemiyorlar. Sizi seviyorlar gözlemlediğim kadarıyla. Söylüyorum. Mevcut yönetimi de Sayın Hasan Arat önderliğinde seviyorlar. Ayrı gayrı olmasını istiyorlar. Ben bunu anlıyorum. Hocamdan, şimdi, hocamızdan faydalanalım, küslük olmasın Beşiktaş'ta diyorlar. Yorumlarda şimdi, böyle bir durum var. Bunu ben istiyorum. Başkan olsaydım Beşiktaş'ın arka savunmasına bir tane oyuncu alırdım. Şu an? Bir tane oyuncu alırdım. Ve ikinci yarı nereden baksan 50 puan toplardım. 50-55 puan toplardım. Beşiktaş'ın kadrosunda çok iyi futbolcular var. Ve bak mesela kadro dışı sakat falan diyorlar ya. Bir kere o sakatlık, tamam, Chamberlain'le Bailey o hamstring adalesinden, arkadaki o kastan İngiltere'de de sakatlanmışlar. O adele sıkıntılı bir adele. Fakat bunlar ne zaman sakatlandı biliyor musun? Burak'ın yanına yardımcı geldi ya. Fransa'dan Sırp, evet. Kondisyonerler. O zaman sakatlayacaklar dedim. Biliyorum çünkü o yardımcılar. Hatta önce onlar mı geldi? Tudor geliyordu falan. Tudor geliyordu. Bunlar geldi. Onlar o hafta yüklediler. Kendisi çünkü işe yarayacak.
Halbuki yüklemene gerek yok. Müsabaka zamanı yüklemene gerek yok. Artı bir şey daha var. O futbolcuların sakatlık geçmişine bakarsın. Chamberlain'e, Bailey'in. O kas grubu sıkıntılı ya. O kas grubunu kati surette şişirecek, enine çalıştıracak hiçbir eylemde bulundurmazsın. Örneğin salona sokmazsın. Bak çok önemli. Salona sokarsan adeleyi şişirirsin, kuvvet çalışması yaparsın. O çıktığı zaman zaten orada sıkıntısı var çocuğun. Bir daha yüklersin. Ve o adeleden yine sakatlanır. Şimdi Bailey niye Villarreal'e gitti, sakatlandı tekrar biliyor musun? Ha, Chamberlain gibi kopmadı. Bak Chamberlain koptu, 5 ay yok. Bailey'in kas yapısı yine iyi. İnce, uzun kas yapısı var. Çok çabuk restore ediyor. O geçtiğini sandı. Halbuki oynamaması lazımdı. Geçtiğini sandı, yine aynı yerden tuttu. Baktım sağ arkayı tutuyor yine. Pardon, sol arkayı tutuyor. Bunların hepsi hamstring'den sakatlandı. Bak Semih de mesela bir önceki maçta devamlı aynı tarafı uzattı. Gençlerde de var sıkıntı. Ve dolayısıyla bu sakat oyuncuların kronik adıyla, kronik değil onlar. Çünkü mesela adamı oynadı işte Fenerbahçe maçında 90 dakika oynadı. Ama geçtiğini sandığı için, tekrar sahaya çıktığı için, halbuki bir 15 gün oynamasaydı daha ve orayı iyice güzel bir fizyoterapistler eşliğinde de ve beslenmeyle de ve dışarıdan bazı doping değil, bazı iğne metotlarıyla, PRP dedikleriyle hücreyi güçlendirici metotlar var. Bunlarla o tedaviyi yapsaydı, Villarreal maçında oynamasaydı mesela, 2 hafta sonra oynasaydı sakatlanmazdı o. Ve burada da Sırplar bindirmeseydi oraya, ben buna %99,5 eminim, bu futbolcular sakatlanmazdı. Chamberlain de mesela aynı şekilde aynı yerden. Dolayısıyla şimdi yani sakatlıkların sebebi şimdi teknik ekip diyoruz. Her sakatlığın sebebi vardır. Burada mesela şu da var. Ben girdim bir iki arkadaşa örnek olsun diye. Boateng'in sakatlık listesini çıkarttım. Alman, dev gibi, panzer. Bailey'nin 32 sayfa var. Bir diş sakatlığında 160 gün kalmış. Onun dışında 30 gün, 20 gün, 3 gün, 5 gün, onlar önemli değil. Her futbolcu sakatlanır. Sakatlanmaması mümkün. Basketbol oynamıyoruz ki. Yani futbolcu sakatlanmaması mümkün değil. Şeyde, Boateng'de 4 sayfa olmuş transfer markette sakatlık geçmişi. Öbürüne Sergio Ramos 3 sayfa olmuş mesela. Tamam mı? Ya sakatlanmayan futbolcu yok. Gir forvete, 28-30 yaşına gelmiş. Hani 21 yaşında sakatlanmaz kolay kolay da. O civarlara gelmiş. Her futbolcu sakatlanır. Kimisi omuzundan, kimisi işte beyin travması geçirir, kimisi kası çeker. Yani sakatlanmayacak diye bir şey olabilir mi? Ama şu önemlidir. Neden sakatlanmıştır? Sakatlığa ne kadar sürede cevap verebilir? Çok tehlikeli bir sakat mıdır? Bugün teknolojisinde onarılamaz bir şey midir? Mesela Van Basten aşil tendonu kopmuştu. Bugün de çok tehlikeli o aşil tendonu koptuğu zaman. O kolay kolay dönmeyebilir. Ama kas sakatlıkları zaten 3 haftada geçiyor kas sakatlıkları evinde oturduğu zaman. Uykusunu alırsa, iyi beslenirse, iyi de tedavi olursa yani bir problem, ama doğru da idman metoduyla çalıştırılırsa bir şey olmaz. Mesela bak, bu iki oyuncunun kesinlikle salona sokulmaması lazımdı. Veya o Sırpların yükleme yaptığını ben adım gibi eminim. Onların kesinlikle yükleme yapmaması lazımdı. Yükleme yaptıkları için tekrar orası sertleşti. Asit salgıladı ve ondan sonra zorlandı, patladı. Krizi yönetemedi Beşiktaş. Maalesef kriz Beşiktaş'ı yönlendirdi. Hiçbir krizi yönetemedi. Sadece futbolcu değil ki. Dışarıda şu an nasıl görüyorsunuz? Programımızın sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ilginize. 1,5 saattir yayın yapıyoruz. Buradan da çağrı yapayım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgili Beşiktaşlar, bizi mutlu edersiniz. Sizlerin desteğiyle hayata tutunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Fernando Santos, yeni hocamız. Hayırlı olsun tekrardan. Hayırlı olsun. Ne düşünüyorsunuz hocamız hakkında? Şimdi tabii inşallah başarılı olur. Öncelikle yönetim kurulunun da başarıya ihtiyacı var. Hasan Bey'in de var. Onu destekleyen arkadaşlarımız da var. Ona oy atmayanların da var. Her ne kadar kongre biraz böyle siyaset de olsa, birçoğu kendi çıkarlarını da düşünse, ne olursa olsun siyah beyazın uzağında bile olan herkesin başarıya ihtiyacı var, istiyorlar. Dolayısıyla öncelikle inşallah başarılı olurlar. Hoca zor günler geçiriyor. Polonya'dan kötü geldi. Şeyden de, kendi milli takımdan da kötü ayrıldı Cristiano Ronaldo sonrasına. Çok o da linç yedi. Hani Ronaldo'yu oynatmadı, eğlendi diye. Kendi ülkesinde de hatta dediler ki sen favorisin Portekiz milli takımı.
Messi olmadan Arjantin kupayı nasıl kazanamazsa, sen Ronaldo'suz kupayı nasıl kazanacaktın dediler. Ve orada tabii kötü bir bitiriş yaptı. Bunun da nedenleri bilmiyorum. Nedendi o? O da enteresan. Sağ dışı olayların ben etki olduğuna kanısındayım. Yani Cristiano Ronaldo'nun görev verilmemesinin. Evet. Oradan sonra Polonya'ya gitti. O da iyi geçmedi. Şimdi hocanın da başarıya ihtiyacı var. Tabii dezavantajları var. Şimdi avantaj şu. Kendini bir kulüp takımında özlemiş. Ve Beşiktaş büyük bir takım. Camia ona çok büyük tevazu gösteriyor. Çok sevgi gösteriyor. Belki kendi ülkesinde görmediği sevgiyi görüyor burada. Dolayısıyla buradan başarı hikayesi çıkabilir. Ama orada kritik bir şey var. İpler sağ dışında olmaması lazım. İplerin hocanın elinde olması lazım. Sağ dışından kastınız? Ya şimdi hocayı getiren, hocanın menajerleri, hocanın etkili olan Portekiz ayrı bir sektör. Kesinlikle katılıyorum hocam. Müthiş bir pazarlama yetenekleri var. Ve yaklaşık Jose Mourinho zamanından beri Porto'nun Şampiyonlar Ligi kupasını almasıyla birlikte, o tabii efsane. Oradan sonra inanılmaz bir futbolcu ihracatına başladılar. Ve antrenör ihracatına başladılar. Ciddi bir sektör oldu. O sektörü de eline geçiren az önce sohbetini yaptığımız Mendes oldu. O Mendes tabii öyle bir koptu gitti. Amerikalıların da Avrupa'daki futbol sermayesine girmek istemeleriyle birlikte Amerikalılarla ortak şirket kurdu. Büyüdü. Arabistan'da takım aldı. Çinli adamlara, İtalya'daki takımları sattı. İspanya'daki takımları falan. Şu anda futbolun titanı. Dolayısıyla 24-25 tane falan kadrosundaki Portekiz milli takımının 16'sı Mendes'in. Hatta bu hoca için çok eleştiri oldu. Dediler sen Mendes'in oyuncularını alıyorsun. O da dedi ki en iyileri Mendes'de, ne yapayım dedi. Tabii deneyimli hoca o da. Yani ne konuşacağını da biliyor. Şimdi burada Mendes eğer rahat bırakırsa hocayı, sağ dışında asıl buralara tüm dünya futbolunu etki eden Mendes. Bakın mesela şimdi Renato Sanchez'i bize vermek istiyorlar. Renato Sanchez çok iyi bir futbolcu. Roma'da oynayan çocuk. Roma'da. Bu yıl pek oynamadı. Çok az maç oynadı. Roma alın diyor bizden, alın diyor. İstemiyor Mendes'e bunu al dediler. Orada da bir hani büyük kulüpler garantili mal alıyorlar. Sattı, iade etmek istiyorlar. Dolayısıyla mesela Sanchez'i ben U21'de seyrettim. Burada Galatasaray'la oynadılar Renato Sanchez'i. Galatasaray burada 7-1 mi 8-0 mı ne yendiler? İnanılmaz bir şekilde. Şampiyonlar Ligi'nin de pafları vardı. Gençlik. Evet. Oradan sonra A takıma çıktı Benfica'da. Müthiş oynadı Benfica'da da. Oradan Bayern'e götürdüler. Portekiz ve Bayern'in en pahalı transferi yaptılar. Fakat orada yani menajerlik başka bir şey. Yani menajerlik futbol üzerinden para kazanılmaması lazım. Futbolcunun kariyerini, performans ve tüm imaj kariyerini kullanmaları lazım. Mesela bak bir örnek vereyim. Onana'yı bizden Marsilya'ya götürdüler ya. Evet. Muhtemelen aynı grup götürüyor. Marsilya'nın bize hocası. Bize getiren mi diyorsun? Bize getiren grup. Yok. Marsilya'nın hocası da Gattuso. Mendes'in hocası o. O da oraya bir destek olmuştur. Referans olmuştur. Fakat menajerlik bu değil. Bak Marsilya'ya Onana nasıl indi biliyor musun? Üstünde Paris tişörtüyle. Ve dalga geçiyorlar Fransa'da. Çünkü Marsilya Paris zaten düşman. Yani alay konusu oldu. Şimdi menajerin normalde Marsilya'ya oyuncuyu gönderirken Paris tişörtüyle göndermemesi lazım. Bir de fotoğrafları var. Girdiğiniz zaman göreceksiniz. Fransız basınında. Yani bir oyuncunun Beşiktaş'a gelirken kulübe sarı kırmızı tişörtle girmesi. Tabii. Şimdi menajerler artık kendini düşünüyor ve sektörde sadece para kazanmayı düşünüyor. Futbolcunun kariyerini düşünmüyorlar. Devamlı gezdiriyorlar futbolcuları oradan oraya. Mesela bu Sanchez'in kariyeri düzgün menajerlik alamadığı için gitti. Di Maria'nın yine Mendes'i. Di Maria çok daha iyi yerde bitirmesi lazımdı. Sıradan bir futbolcu oldu. Çünkü bazı futbolcuların başarı hikayelerinde aynı takımın aynı oyuncusu olması lazım. Aynı bölgede oynayacak, aynı arkadaşlarıyla oynayacak. Futbol takımları da istikrardan geçiyor. Bireysel futbolcuların kariyeri de istikrardan geçiyor. Çok özür dilerim. O zaman bu Portekiz lobisi diyelim, menajer lobisi, eğer hocamızı Renato Santos'u rahat bırakırlarsa veya yönetim kurumuz bunun önüne bir set çekebilirse, hoca rahat bir çalışma ortamı bulursa başarılı daha iyi olur diyorsunuz. Orada benim tavsiye edeceğim daha çok şu var. Feyyaz'ı daha etkili hale getirsinler. Orada bir kavram kargaşası da oldu. Feyyaz'ın üstünde Samet protokolü de açıklanıyor. O öyle, o karıştı, Rıza gitti falan. Bir kere Feyyaz yönetim kurulu üyesi.
Feyyaz daha sağduyulu. Feyyaz'a daha çok sorumluluk verip Renato Sanchez'in yanında Feyyaz'ın olmasında fayda var mümkün olduğu kadar. Renato Sanchez'in diyorum, Fernando Santos'un. Futbolcu da aklım kaldı. O çok iyi futbolcu aslında da. Bize gelirse nasıl gelecek, bir de maliyeti var. İster misiniz gelmesini? Son durumunu izlemedim, bilmiyorum. Ve şu var. Mesela futbolcuyu Renato Sanchez'i iyi tanıyorum. İç sahada da başarılı oynayacak oyuncu, dış sahada da. Ama futbolcunun transferi, özel hayatına bakacaksın, son bir yılına bakacaksın, yediğine içtiğine, uykusuna bakacaksın. Mesela hiç seyretmediğin oyuncuları da, Gordon Mill mesela nasıl yapardı söyleyeyim. Gordon'un da soyunma odasını iyi biliyoruz. Çünkü rahmetli Ali Emeç abimizdi. Bütün soyunma odası bize geliyordu. Hep beraber oluyorduk rahmetli Ali abiyle. Tercümanıydı, belki hatırlamazsınız siz. Bıyıklı mıydı? İnce bir bıyığı vardı. Çok kaliteli bir insandı. Yani Beşiktaş camiası kolay kolay onun yerini dolduramayacağı birisiydi. Aynı zamanda Divan üyesiydi. Çok iyi İngilizcesi vardı. Gordon'la da arkadaştı. Ali abiyle biz hafta sonları maçları olmadığı zaman vesaire Belgrad'a giderdik. Orada dolaşırdık, sohbet ederdik. Gordon'un soyunma odasındaki veya genel prensiplerini hep copy paste yapmıştık Ozan. Gordon mesela transfer edeceği maçın hem deplasman hem içeri maçlarını mutlaka izlerdi. Sadece içeride izlediğim zaman yanılırım derdi. Tabii ki. Dolayısıyla burada da şimdi oyuncuyu tanıyorum ben ama son bir yıllık Roma'daki problemlerine bakmak lazım. Svense şeydeki İngiltere'ye gitti, oradakine bakmak lazım. Bayern Münih'te yani futbolcunun bir geçmişindeki düzeneye bir bakmak lazım. Niye başarısız oldu? Ha, biz onu suspanse edebilirsek, kazanabilirsek çok iyi bir oyuncu. Ama biz onu Roma'nın yapamadığını, Bayern'in yapamadığını biz yapamayacaksak, o zaman maliyeti ne getirir? Riskli bir oyuncu. Hani ben olumlu veya olumsuzdan daha ziyade riskine bakıyorum bu gibi işlerde. Hocam programımızın sonuna geldik. Aslında daha da konuşabiliriz. 2 saat yakın geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Son olarak bizleri izleyen Beşiktaşlılara, Gündem Beşiktaş izleyicilerine, takipçilerine ne söylemek istersiniz? Şimdi sosyal medyada özellikle kutuplaşma yapmamaları lazım. Bu seçim döneminde Beşiktaş'ın iç politikasını da yaptılar. Az önce hani bana olanı bile söyledim. Özellikle Hasan Bey'in etrafındaki çok genç arkadaşlar var. Daha itidalli olması lazım. Enerjiyi düzgün ve pozitif vermeleri gerekiyor. Hiç kimseyle. Ne içeride ne dışarıda kutuplaşma olmaması lazım. Mesela benim ilk baktığım ne biliyor musun? Hareketlerimle Beşiktaş nasıl yönetilmeli dendiği zaman. Süleyman abi olsa ne yapardı diyorum ben. Süleyman abi ne yaparsa onu yapmak lazım. Dolayısıyla bütün rakiplerimizin de sevilen takımı olmamız lazım. Bütün Türkiye'deki hem basın mensuplarının hem kamuoyunun hem spor camiasındaki sadece futbol değil herkesin Beşiktaş'a gıpta etmesi lazım. Kutuplaşmadan uzak durmamız lazım. Yönetim kurulunun ve özellikle yanındaki gençlerle ilgili ilişkilerini mutlaka kontrol altına almaları lazım. Hasan Bey'in daha sakin bir ortamda çalışması gerekiyor. Eleştiri olacak. Hiç kimseye tepki vermemeleri lazım. Eleştiri kötü niyetli olmadıkça iyidir. İşte ben diyorum ki satın arkadaş, bak diyorum ki o beyliği verecekseniz adamın 50 tane A millisi var. 200 tane üst liglerde, 120 tane Premier Ligi var. Eğer siz 50 tane A milli olan Larin gibi, Adem gibi oyuncuyu satamazsanız kimi satacaksın? Altyapıdan kimi yetiştireceksiniz? 50 kez ameliyat yapacaksınız da para kazanacaksınız. Kimi yapacaksınız? Adam 50 kez fil dişi milli takımında oynamış. 29 yaşında bir savunma için en iyi yaşlara giriyor bundan sonraki 6 yılı. Sergio Ramos hala oynuyor işte. Yani dolayısıyla biz eleştirileri doğruya düşündürmek için yapıyoruz. Tartışılabilir ama en azından tartışmak da bir önemli üretimdir. Dolayısıyla kötü niyetli olmadıkça, bir de şu var. Ya bırakın, Hasan Bey kendini savunur. Sosyal medyada troll hesaplarla, mavi tıklı hesaplarla Hasan Bey'e böyle aşırı... Ya benim dönemimde gördün mü sen böyle bir şey? Affedersin, bana böyle ya yapsınlar, kralcılık yapsınlar. Hiç böyle bir şey gördün mü? Takip ettin sosyal medyayı. Bir tanesi kötü bir şey. Bak bir şey daha söyleyeyim sana. Tabii yeri gelmiş. Ahmet Nurçevi'nin Trabzonsporlu resmi seçimden önce bana geldi. Dergi... Evet, evet. Ve onu kullanacaklardı, isimlerini de veriyor. 18 kişilik masada.
sakın dedim kullanmayın. Biz sadece bütün seçim politikalarında da size laf söyleyecekler, onu yapacaklar. Biz sadece kendi oyunumuz, biz Gordon'dan öyle alıştık. Biz kendi oyunumuzu oynadık, şampiyon oynadık. Biz yapacaklarımızı anlatalım. Tarihlere kapılmayın, kimseyle de muhatap olmayın, cevap vermeyin. O resmi de kesinlikle kullanmayın dedim. Bir seçimden sonra o resim tabii biz kullanmadık, başka taraflardan dağıldı. Yani birleştirici olmamız lazım. Süleyman abinin günlerine, madem Süleyman Seba diyoruz, onun günlerine dönüp Fenerbahçe, Galatasaray, tüm Türkiye'nin gıpta ettiği bir Beşiktaş olmamız lazım. Hiç kimseyle de kutuplaşmamamız lazım. Kendilerinden bunu istiyorum. Bir eski Beşiktaşlı olarak, eski divan üyesi olarak. Teşekkür ediyorum bir genel kurul üyesi olarak da güzel sözlerinizi. Biz günden beş olarak divan toplantına katılıyoruz. Röportajları yapıyoruz. Gözlerimiz sizi de arıyor. Umarım bir sonraki divan toplantısında gelirsiniz. Sizle de sonrasında bir değerlendirme yapmak çok isteriz. Tekrar teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bizi kırmadınız, geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum. Programlarınızda ve hayatınızda, spor hayatınızda ve tabii ki Beşiktaş'ta. Kesinlikle. Umarım bütün Beşiktaşlılar iyi günlerde beraber oluruz. Sevincimizi paylaşırız. Tıpkı bugünlerde, kötü günlerde üzüntümüzü paylaştığımız gibi. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz için, abone olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın değerleriyle sizleri buluşturmaya devam edeceğiz. Nov Yapı'nın katkılarıyla programımız sona geldi. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Nov Yapı yaparsa sağlam yapar.